Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu akşam değerli yazarımız Taylan Kara ile bir söyleşimiz olacak. Şimdi Taylan Kara bana göre çok cesur ve muhteşem bir yazar. Deneme, eleştiri, inceleme, kuram kategorisinde birçok eserleri var. Nitelikli ve başarılı bir yazarımız. Başlıca kitapları böyle de buyurabildi Zerdoş. Düşüncenin arka gürültüsü, mırıldanmalar, edebiyatla ahmaklaştırma, felsefeyle çökertme dört çift. Biz bunu grup olarak sipariş veriyoruz hocam. Konuştuk. Vasatlığa giriş dersleri, var olma notları, kir teorisi. Bu kitaplarınızı grubumuzda da paylaştık, tanıtımında yaptık. Çok değerli kitaplar yakında elimize ulaşacak hocam. Buyurun siz de söz, sizi dinleyelim. Merhaba, iyi akşamlar. Bütün katılımcıları selamlıyorum. Merve Hanım sağ olsun lütfetti, davet etti. Bu davet nedeniyle ben de buradayım. Tabii hitap ettiğim dinleyici kitlesinin okuma beğenisini, geçmişini bilmediğim için ben kendi bildiğim konulardan başlıkla yaparak aldığım notlarla bir sunum yapacağım. Yani kitaplarımı bunları okuyan var mı bilmiyorum, sunumları dinleyen var mı bilmiyorum. Ama burada çok fazla ayrıntıya giremeden konuşacağım. Sadece başlıklarla yetineceğim. Bu başlıkları soru cevap şeklinde açıklayabilirim ya da merak eden bunların bazı sunumlar var YouTube'da yaptığım. 30'a yakın sunum var. Orada hepsinin detaylı yanıtları var. Burada konuşmamdaki konuların detayları da yine Edebiyatla Ahmaklaştırma, Felsefeyle Çökertme kitabının, işte 4 ciltlik kitabın çeşitli ciltlerinde mevcut. Önce şunu söylemek istiyorum değerli dinleyenler. Benim burada anlattıklarımın tamamı yanlış olabilir. Hiçbir şekilde böyle bir bunlar doğrudur, bunlar hakikat ve bu hakikate sizi ikna etmeye çalışmayacağım. Hiç böyle bir amacım yok. Tamamı itiraza açık. Hatta bu sunumdan sonra bir başka sunum yapıp bütün bu sunumda yaptığım şeyleri itirazda ben yapabilirim. Gizli saklı bir şey de söylemeyeceğim. Yani bilmediğiniz hiçbir şey duymayacaksınız. Ya da bilmiyor olsanız bile ulaşamayacağınız hiçbir şey duymayacaksınız. Çünkü bunların hepsi, söyleyeceğim tamamı kolayca erişilebilecek bilgiler. Hiçbir şey yok. Peki ben ne anlatacağım burada? Hani eğer bilmediğiniz bir şey duymayacaksınız. Bütün olguları biliyorsanız beni niye dinliyorsunuz? Benim burada bir tek amacım var. Her gün gördüğünüz nesneleri ya da yıllardır bildiğiniz bir olaya daha önce bakmadığınız bir yerden bakmanızı sağlamak. Ya da bir olguyu, bir olgu toplamını biliyorken bu olguları bilmediğiniz bir ilişkiler bütününde belki yeniden değerlendirmek. Dediğim gibi detayları benim sunumlarımda ve kitaplarda var. Evet, bu kitapları yazarı benim ama şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yazar metnin fazlalığıdır bence. Yani bir metin yazmışsa yazar, bu metne odaklanmak gerekir. Bu metinde ne yazdığı ve ne yazmadığı ile ilgilenmek gerekir. Genellikle özgeçmişler bu metinlere ya da kitaplara bir engeldir. Yönlendirir çünkü okuru ya da dinleyiciyi. Yani orada siz bir takım kitapların adını görünce hipnotize olursunuz ya da işte bazı titriler görürsünüz. Aa, bunu diyorsa bu kişi tamam kesin doğrudur diye. Aslında metinde olmayan bir yönlendirme içine girersiniz. Bu da metinle ilişkinize zarar verir. Dolayısıyla yazar metinden çekilmelidir. Okurla metin arasına girmemelidir. Şöyle bir şey. Aslında benim burada söyleyeceğim şey iki tane sözle özetlenebilir. Birincisi konuşmamın birinci cümlesi, anahtar cümlesi Baudelaire'e ait bir söz. Kitapta da kullanmıştım. Şeytanın en büyük başarısı kendisinin olmadığına inandırmasıdır der Baudelaire Paris Sıkıntısı kitabında. Bir de Spinoza'nın bir sözü var. Bu da ikinci anahtar cümle. O da şu, yuvarlanan bir taş yarı yolda bilinç kazansaydı kendi isteğiyle yuvarlandığını düşünürdü diye. Bu iki cümleyi
zaman zaman kullanacağız. Şimdi 21. yüzyılda, içinde yaşadığımız yüzyılda bazı şeylerin abartıldığını düşünüyorum. Bunlardan biri de bana göre rıza kavramı. Adeta bir rıza fetişizmi çağındayız. Yani dokunulmaz bir şey gibi geliyor rıza. Elbette rıza çok önemli. Birey rızası, toplum rızası. Tabii ki meşruiyet de önemli bir unsur. Ama rıza üretmek çok mu zor bir şey? Toplumsal rıza üretiminin mekanizmaları bugün çok fazla çalışılmış, çok fazla bilindik bir şey. Ve toplumun rızası tartışılmaz bir şey midir? Biliyorsunuzdur, Chomsky'nin bir kitabı vardı, Rıza'nın İmalatı diye. Toplumların nasıl manipüle edildiğini, ağzı laf yapan politikacıların toplumları nasıl manipüle ettiğini gayet detaylarıyla çalışılmış bir konu bu, biliniyor. Daha dokunulmaz alanlara gidelim. Tamam, bu konuda herkes hemfikirdir. Toplumlar yönlendirilebiliyor çeşitli şekillerde. Bireysel rıza. Bireysel rıza gerçekten mutlak mıdır? Yani biz bir şeye rıza gösteriyorsak bu dokunulmaz ve bizim mutlak tartışılmaz bir özgürlüğümüz müdür? Benim iddiam şu. İnsan iradesinin tahmin edilenden çok daha kolay şekillendirilebildiğini düşünüyorum. Ve özgür irade denen şeyin oldukça sınırlı bir alanda olduğunu düşünüyorum. Maddi koşullar bilinci belirler mi? Elbette belirler, bu bildiğimiz bir şey. Çok temel. Neredeyse 100 yıldan fazla bir süredir bunu biliyoruz. Alman ideolojisinde Marx bunu söylüyor. Ama maddi koşullar ile bilincin bağlantısı çok dolayımsız değildir. Aslında bu şunun da cevabıdır. Niçin yoksullar sermaye çıkarlarını savunan partilere oy verir? Dünyanın ezici bir çoğunluğu yoksuldur. Evet, bu doğru. Ama yoksul insanlar, Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle, yoksul insanlar genellikle kendisini yoksullaştıranlara oy verme eğilimindedir. Bu niye böyle? Çünkü maddi koşullarla bilincin birbirini belirlemesi böyle dolayımsız, doğrudan değildir. Arada birçok dolayım vardır. Örnek verelim, örneklerle gidelim. Örneğin bir anket yapılıyor İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'da. Bir soru soruluyor, diyor ki 1945'te Almanya'yı yenmek için en çok hangi ülke yardım etti? Soru bu. Fransa'da 4 farklı zamanda soruluyor bu soru. 1945'te soruluyor, 1994'te soruluyor, 2004'te soruluyor ve 2015'te soruluyor. Tam 4 defa farklı zamanlarda soruluyor. 1945'te Fransızların %57'si Sovyetler Birliği diyor. Ve %20'si de Amerika Birleşik Devletleri diyor. Bu doğru bir hesaplama. 1945'te daha savaşın bitişinin sıcağı sıcağına olduğu bir dönemde gerçekten de doğru bir şekilde Fransızlar bunu söylüyor. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuzdur Sovyetler Birliği 11 milyon asker kaybetmişken Amerika Birleşik Devletleri 184 bin asker civarında bir asker kaybı var Amerika Birleşik Devletleri. Tam 60 kat fark var bunların arasında. Fransa'daki insanlar da bunu ifade ediyor. 2015'te aynı soru sorulduğunda Fransızların %54'ü Amerika Birleşik Devletleri diyor. Ve %23'ü Sovyetler Birliği diyor. Yani bu 1945'teki oran tam tersine dönüyor. Bu büyük bir propaganda başarısı. Yani toplumsal rıza dediğim şeyi lütfen bunun çerçevesinde düşünmenizi rica ediyorum. Sokaktaki insanımıza ya da aydınımıza rastgele şöyle sorular soralım. Mesela hangi ülke kötüdür? Sadece gündelik medya algısını burada sınamaya çalışıyorum. Örneğin Türk basınına baktığınızda Kuzey Kore kötü bir ülkedir. Kuzey Kore aleyhine birçok şey çıkar, haber çıkar. İşte Savunma Bakanını başkan idam etti. İçişleri Bakanını işte piranalara attı. Dışişleri Bakanını rokete bağlayıp fırlattı falan diye böyle absürt, genelde İngiltere kaynaklı haberler okuruz. Tabii inanmasanız bile, bunların bir kısmı zaten inandırıcı olmasa bile bu haberlerin kendisi değildir amaç. Bu haberlerin sürekliliğini sağladığı bir tortu vardır. Yani insan, ya bunlar tamam saçma olabilir, abartılı olabilir ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz gibi bir mantıkla düşünür. Çünkü orayla ilgili bir objektif bilgimiz yok. Genelde bir propaganda altında bunu biliyoruz. Kuzey Kore kötü bir ülkedir ama mesela Kanada iyidir. Genel geçer algı içinde. Mesela İsveç sempatik bir ülkedir. Böyle algılanır, böyle söylenir.
Ya da Türkiye'de kitapçılara baktığımızda, sadece kitapçılara da değil, alışveriş merkezlerine falan baktığımızda, BİM'lerde, A101'lerde bile şu kitap çok satılır. Her yerde vardır, 1984, Orwell'ın 1984. Ama mesela şunları kimse duymaz. Örneğin Stanislav Lem, burada bir sürü kitabı var. Bu da bir bilim kurgu yazarıdır. Polonyalı bir bilim kurgu yazarıdır. Çok büyük bir yazardır. Ama bu tabii ki bunun %1'i kadar bile hiçbir şekilde ilgi gösterilmez. Halk çok mu sevmektedir bu kitapları, George Orwell'ın kitabını? Hayır. Başka bir şekilde açıklanabilir. Bu detayına girmiyorum. Asimov da öyledir. Çok başarılı bir bilim kurgu yazarı olan Philip K. Dick de öyledir. Ama 1984 her yerde satılır. Daha yakına gidelim. Daha başka şeyler yapalım. Mesela tarihte bildiğimiz en kötü kişiler kimlerdir? Hemen bir anket yapalım. Kendi aramızda siz de düşünebilirsiniz. Siyasette ya da tarihte. Herhalde iki kişi öne çıkar. Biri Hitler'dir. Adeta kötülük cisimleşmiştir Hitler'de. Diğeri de Stalin'dir. Bunlar hep aynı cümlede kullanılır dikkat ederseniz. Ama tarihte bu böyle değildi. Geçmişte böyle değildi. Çünkü bugünün bu kişiler hakkında aldığımız bilgilerin büyük bir kısmı Netflix filmlerinde, işte History Channel belgesellerinde, Soğuk Savaş kitaplarından alınan bir algıdır bu. Kötü kişilerdir bunlar. Ama mesela Harry Truman, yani Harry Truman bu sıralamada ilk 10'a girmez. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda 6 Ağustos 1945 Hiroşima ve 9 Ağustos 1945 Nagasaki atom bombalarını atıp bunun emrini verip 200 küsür bin sivilin ölümüne sebep olan kişidir Harry Truman. Ama bu kötülük sıralamasında ilk 10'a girmez. Hiç girmez. Ya da 14 Şubat'ı ne olarak biliriz değerli dinleyenler? Sevgililer Günü değil mi 14 Şubat? Ya da işte Dünya Öykü Günü. Ama 14 Şubat 1945'te bir şey daha olmuştur. Dresden bombalanmıştır. Dresden katliamı yapılmıştır. Bombalanma normal bir şey değil midir? İkinci Dünya Savaşı sırasında şehirler bombalanmıştır. Ama bunun bir özelliği vardır Dresden bombalamasının. Dresden bombalamasını özellikle siviller hedef alınarak özel olarak yapılan fosfor ve yangın bombalarıyla bombalanmıştır. Ve özellikle sivillerin ölümü hedeflenmiştir ve bu başarılmıştır. Bu görüşe göre yani çeşitli görüşler var. 35 bin ila 135 bin arasında insan oksijensizlikten ve yanarak ölmüştür. Ama mesela bu emri veren sivillerin bombalandığını bile bile özellikle sivilleri ölümünün Hitler'i destekliyor olmalarının nedeniyle bedel ödemesi gerektiği ifadesiyle bu emri veren Churchill hiçbir zaman kötü insanlar sıralamasında ilk ona girmez. Ya da bu listede mesela aklınızı lütfen yoklayın. Vietnam Savaşı'nın Amerikan Başkanı Lyndon Johnson bu listede yoktur. Söylemez bu. Hiçbir zaman ilk ona girmez bu insanlar. Mesela Küba domuzlar körfezi çıkarmasını yapan, yani egemen bir ülkeyi işgal emri veren Kennedy çok sempatik bir figürdür. Bunlarla karşılaştırıldığında çok daha pozitif bir figürdür. Neden böyle? Siyasette çünkü sevdiğimiz ve sevmediğimiz kişiler genellikle Netflix, History Channel koşullarına ve bağlamına uygundur. Bu da aslında bizde bir yanılmaya yol açıyor. Çünkü her birimiz her şeyi tek tek araştıracak bir durumda değiliz. Böyle bir vaktimiz de yok. Bir insanın bunu yapması da zaten mümkün değil. Örneğin hepimiz çevre kirliliğine karşıyızdır. Burada sorsak herkes çevre konusunda bir belli bir duyarlılığa sahiptir. Ormanların yanmasına karşıyızdır. Ama mesela TEMA'yı severiz. TEMA Vakfı'nı severiz. TEMA'ya sempatiyle bakarız. Oysa Türkiye'de çevreyi en çok kirleten hangi kuruluş varsa neredeyse tamamı TEMA üyesidir. Özellikle yazdığım için söylüyorum. Detaylarını sunumlarımda ya da yazılarımda var. Detaylarına bakabilirsiniz. Türkiye'de çevreyi kirleten kimler vardır, hangi kuruluşlar vardır diye bir liste yapın. Sonra TEMA'nın mütevelli heyetine ya da yönetim kuruluna bakın. Tamamen örtüşür. TEMA'nın yönetim kurulu ve mütevelli heyeti Türkiye'de en çok çevreyi kirleten kuruluşların ya sahibidir ya yönetim kurulu üyesidir. Bir şekilde mutlaka bağlantı vardır. Türkiye'de HES'leri yapan, o çevre kirliliğini yol açan kuruluşların tamamı TEMA'yla bir şekilde kurumsal bağlantı içindedir. Örneğin elektrik zammı diye sorsam hepimiz karşıyızdır tabii ki.
zam kötü bir şeydir halk için. Elektrik faturalarının yüksek olması kötü bir şeydir ama bunu söylerken mesela Sabancı Holding'den hiç söz etmeyiz. Çünkü Türkiye'de bu elektrik dağıtımını en çok yapan kuruluşlardan bir tanesi. Sonu sağ ile biten o enerji sağ vesaire. Bu zamları bunlar yapmaktadır. Sabancı'ya ait bir kuruluştur bu. Ama biz bunlar için hiç Sabancı'yı suçlamayız. Sabancı Holding'i suçlamayız. Hatta sempatik gelir Ali Koç vesaire böyle 10 Kasım'da, 29 Ekim'de, 30 Ağustos'ta çeşitli videolar yaparlar. Cumhuriyetçi kitlenin duyarlılıklarına uygun Atatürk'le ilgili iyi videolar yaparlar ve bunlar bizi esir alır. Hemen bunlara karşı sempatik bir sempati besleriz. Örnekleri çoğaltabilirim. Çok fazla var bunlardan. Ne anlatmaya çalışıyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan beyni boşluk tanımaz. Ve maddesiz kalmış bir beyin uydurur. Ya da burada olduğu gibi etrafındaki maddeleri alır. Yani çevreyle ilgili biz bunu görüyoruz. Bir duyarlılığımız var. İçeride geliştirdiğimiz bir duyarlılığımız var. Ve bu duyarlılık zaten belli olduğu için belli yerlere akar. Burada ne var? Aslında Spinoza'nın sözünü anlatıyorum ben size. Yuvarlanan bir taş yarı yolda bilinç kazansaydı kendi isteğiyle yuvarlandığını düşünürdü diye söylemiştim. Günlük yaşamda çoğu kez hepimiz yuvarlanan ve yarı yolda bilinçlenen taşlar gibiyiz. Peki ben biraz önceki örnekleri niçin verdim? Edebiyat ve felsefeye gelecek olursak. Bir soğuk savaş ikliminde yaşıyoruz biz. Biraz önce anlattığım şeyler de aslında bu soğuk savaş ikliminin bir uzantısı. Bu soğuk savaş iklimi beynimizde konaklıyor hala. Tabii ki başka bir bağlamda konaklıyor. Bu söylediklerim, verdiğim örnekler uzatılmış bir soğuk savaşın görüngüleri diye düşünüyorum. Aslında daha kötüsü de var. Soğuk savaşın bittiğini biz biliyoruz. Ama çok daha soğuk bir savaş yaşanıyor. Ve kötü olan şey tarafların biri bunun farkında değil. Soğuk savaş döneminde siyasal, ekonomik, ideolojik taraflar bunların farkındaydı. Ama şu an yaşadığımız çok daha soğuk bir savaş dediğimiz şeyde tarafların en azından bir tanesinin bunu çok iyi bildiğini, bir tarafında hiç bilmediğini söyleyebilirim. Detay verebilirim. Buradan da yine Baudelaire'in sözüne ulaşıyoruz. Şeytanın en büyük başarısı kendisinin olmadığına inandırmasıdır. Şimdi şu soruyu sorayım size. Yarın okuma yazma yasaklansa ne olur? Yani biz bir genelge çıkarılıyor. 5817 nolu bir kararname okuma yazma yasaklanmaktadır. Ne olur? Evet hepiniz üzülürsünüz herhalde. Ama ezici bir çoğunluk için gündelik hayatta hiçbir şey değişmez. Çünkü okuma hele hele yazmanın yasaklanması Türkiye'deki sıradan bir insan için bundan sonra Yeni Zelanda'da piknik yapmak yasaktır demek gibi bir şeydir. Yani Yeni Zelanda'da piknik yapmanın yasaklanması Türkiye'deki yaşayan insanlar için herhangi bir şey ifade etmez. Peki şart mı? Yani okuma yazma, herkes okumalı ve yazmalı mıdır? İnsanlar gündelik hayatını kurarken genellikle okumaya ve yazmaya ihtiyaç duymaz. Çoğu insan böyledir. Niye böyle? Hepsi çok cahil olduğu için mi? Büyük bir kısmı buna fırsat bulamaz. Çünkü Türkiye'de biliyoruz ki insanların, çalışanların %50'si haftada 55 saatten daha fazla çalışmaktadır. Yani işte %20'si 65 saat. 75 saatten bile fazla çalışan insanlar vardır haftada. Bu insanın okuması için ya da kendini geliştirmesi için gereken bir süreyi, bir zaman ayırmasına olanak vermez. Gerçi bu böyle bir niyet de yoktur ve bunlar birbirini doğurur. Okuma yazma yasaklansa dolayısıyla Türkiye'de herhangi bir etki olmaz. Çünkü insanların büyük bir kısmı tek satır okumadan hayatlarını sürdürür. Peki dünyada farklı mı? Dünyada da böyledir aşağı yukarı. Emin olabilirsiniz bundan. Edebiyat ve felsefe her zaman azınlık bir her toplulukta bir azınlığın işidir. Azınlıklar bunlarla uğraşır. Toplumun %1'i, 1000'de 1'i, 10.000'de 1'i önemli değil. Ama önemi nedir bunların? Bunlar edebiyat ve felsefe, o edebiyat ve felsefeyle uğraşan, düşünceyle uğraşan azınlık, o iklimin, o toplumun kültür iklimini belirler. Ve o toplum, o kültür ikliminde nefes alıp verir. Yani kitapların önemi nedir? Kitaplar şöyle etki etmez toplumlara. Bir kitap çıktı, işte bütün toplum aldı o kitabı, okudu. 10 milyon insan okudu ve bundan ders alıp dönüştü. Hayır.
hiçbir zaman böyle etki etmez. Kitapları her zaman o toplumun nüfusuyla karşılaştırıldığında çok az bir grup insan okur. Kitaplar herkesin okumasıyla etki etmez. Düşünce havuzunda varlığıyla etki eder. Yani o konuda, hangi konuda yazılmışsa o kitap, düşünce havuzuna siz bir mem atıyorsunuz. Mem. Bir gen gibi mem düşünün. Kültür geni gibi düşünün. Bir bilgi, bir bakış, bir kuram, bir çerçeve, adına ne derseniz deyin, düşünce havuzuna bunu atıyorsunuz. Ve bu düşünce havuzuyla o konuyla ilgili olanlar bunu alıyor. Bu düşünce iklimini belirliyor. Dolayısıyla hani kitaplar kitleselleşmesiyle değil, varlığıyla etki eder. İklimi belirlemesiyle belirler. Ne demek bu kültür iklimi? Yani edebiyat ve felsefeyle uğraşanlar kültür iklimini belirler dedim. Ne demek kültür iklimi? Bir örnekle gideyim. Bir kitap var. Şemsettin Sami'nin 1870'lerde yazdığı bir kitap. İlk şeylerden, edebiyatta ilklerden bir tanesi. Taşuku Talat ile Fitnat diye bir kitap. Burada zorla evlendirilen bir kadın var. Ve bu kadın bu şeyin sonunda, anlatının sonunda kendini öldürüyor. Zorla evlendirildiği için kendini öldürüyor. 1970'lerde yazılan bir roman var. O da Tırpan, Fakir Baykurt'un. Burada da zorla evlendirilen bir köylü kız var. Bu da zorla evlendiriliyor. Ama farklı olarak zorla evlendirildiği kişiyi tırpanla öldürüyor. İkisi de konu olarak baktığımızda böyle bir zorla evlendirme olayı var. Ama birinde 100 yıl önce neredeyse yazmış şeyde kendini öldürüyor. 100 yıl sonra 1970'te yazılmış kitapta karşısını öldürüyor. Şimdi bu bir farklılık tabii ki roman konusuyla belirlenemez. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. 1970'lerin kültür iklimini düşünün. 1970'lerde bu roman, Tırpan romanı hiçbir zaman onun kendisini öldürmesiyle bitmezdi. Bugün olsa bitebilirdi belki ama o gün bitmezdi. Ya da bir başka örnek. 1960'larda bildiğiniz gibi bir sosyalist toplumsal eğilim vardı. Toplumda sola doğru çok ciddi bir yönlenme vardı. Bu nasıl oldu? Yani insanlar, köylüler, öğrenciler kapitali okuyup, işte Marx'ı, Engels'i okuyup mu sola yöneldiler? Hayır. Bunların büyük bir kısmı zaten çevrilmemişti bile. Ve insanların büyük bir kısmı da yabancı dil bilmiyordu. Peki nasıl solcu oldular bu insanlar? Bu insanlar edebiyatta solcu oldular. Yani kapitali okumadılar. Nazım Hikmet okudular. Engels'i okumadılar. Anti-Düring'i okumadılar. Gorki'yi okudular. Orhan Kemal'i okudular. Bu şekilde solcu, sosyalist oldular. Erdal Öz'ün bir söyleşisi vardı. Deniz Gezmiş de yapıyor. Diyor ki biz, Deniz Gezmiş söylüyor, biz edebiyattan geldik diyor. Edebiyatla oraya, o politik bilinci edebiyatla kazanıyorlar. Kültür iklimi böyle bir şey. Detay verebilirim. Yani bunu uzun uzun söyleyebilirim. Detayı çok bunun. Şimdi güdümlü edebiyat diye bir şey var. Güdümlü edebiyat dediğimizde aklımıza neredeyse hani değişmez bir örnektir. Jdanov, Andrei Jdanov gelir. Bilenler bilir. 1935'te Sovyetler Birliği'nde bir yazarlar kongresi yapılmıştır. Burada Andrei Jdanov diye bir kültür komiseri vardır. Güdümlü edebiyat olarak bu verilir. Edebiyatın politik, güncel politikayla uyumlu, partinin politikasına uyumlu olması gerektiği gibi bir şey diye söylenir. Tam olarak böyle değildir ama böyle özetlenebilir. Örnek budur. Ama mesela bunun muadili olan birçok başka örnek de vardır çok daha yakın zamanda. Bunlar hiç akla gelmez. Örneğin Kültürel Özgürlük Kongresi diye bir şey vardır. 1950'de kurulmuştur. Bu Batı'da kurulmuştur. Nedir bu kuruluş? Şöyle söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş'ın bir tarafı, Batı bloku, kapitalist blok şöyle diyor. Biz kültürel alanda başarısızız. Çünkü karşı taraf, yani sosyalist blok, düşünce üreten yazarlar, edebiyatçılar sola karşı, sosyalizme karşı bir sempati içinde. Bu bir gerçek. Gerçekten de böyle. Batı'daki entelektüellerin bir sosyalizme eğilimi var. Bunu birçok şeyde görebiliyorsunuz. Örneğin Fransız yazarlar, sonradan sosyalizme karşı olanlar bile önce bir Fransız Komünist Partisi'ne giriyorlar, çıkıyorlar adeta. Fransa'da yazar olmanın, aydın olmanın alameti farikası gibi bir şey bu. Sartre'lar, Camus bile Fransız Komünist Partisi'ne bir girip çıkıyor.
Başkaları da var birçok. İşte Sovyetler Birliği'ne gidiyorlar. O yeni kurulmuş bir şeyin, ülkenin heyecanıyla oraya gidip orayı görüyorlar vesaire vesaire. Birçoğu sonra bu fikirlerini değiştiriyor ama sonuç olarak bu doğru bir saptama. Yani Soğuk Savaş döneminin başlangıcında yazarlar, entelektüeller, düşünce üreten kişiler sosyalizme karşı bir sempati besliyor. Bu da Batı blokunun elini güçsüzleştiriyor ve bunlar bunu saptıyor. Bunun tersine çevrilmesi gerektiğini düşünüyorlar ve sanatın önemini burada anlıyorlar. Yani roman, edebiyat, sanat böyle sanat sepet işleri değil. Bunu çok iyi biliyorlar ve bunu kavrayarak buna karşı bir hareket başlatıyorlar. Böyle bir kurum oluşturuluyor. 1950'de kuruluyor bu Kültürel Özgürlük Kongresi diye. Ne önemi var bunun? Bu kurum 35 ülkede şube açıyor. Birçok ülkede dergiler çıkartıyor. Yüzlerce çalışanı var bunların. Çeşitli sanat akımlarına paralar veriyorlar. Ödüller dağıtıyorlar. Turneler düzenliyorlar. Öyle ki sunumunda detaylı anlattım. Burada çok detaya girmeyeyim. New York'ta Bohem mahallelerinde lokal bir sanat akımı olan soyut ekspresyonizmi alıp bu ressamları alıp turneye çıkarıp dünyanın değişik yerlerinde tanıtarak bir dünya akımı haline getiriyorlar. Bu kongrenin desteğiyle oluyor bu. Dergiler çıkarıyorlar dedim, edebiyat ve sanat dergileri. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da. Bu normal değil mi? Yani sonuçta bunlar metropol ülkeler. Batı blokunun önemli ülkeleri ama sadece burada değil. Almanya, İngiltere, Fransa'da değil. Nijerya'da, Meksika'da, Lübnan'da, Hindistan'da sanat dergileri çıkarıyorlar. Filipinler'de arkadaşlar, Nijerya'da dergi çıkarıyor. The Black Orpheus diye bir dergi çıkarıyorlar. 1957 ile 75 yılları arasında Black Orpheus diye bir sanat dergisi çıkarıyorlar. Bu Kültürel Özgürlük Kongresi destekliyor bunu. Uganda'da dergi çıkarıyorlar arkadaşlar. Şu an lütfen herkes düşünen. Uganda haritada nerede? Kaç kişi gösterebilir acaba? Ya da şöyle söyleyeyim. Uganda'da sanat dergisinin nasıl bir önemi olabilir? Yani Uganda'nın kültür sanat hayatıyla dünyadaki ideolojik savaşın ne ilgisi olabilir? Ama böyle düşünmüyorlar. Hiç aptal değiller çünkü onlar. Uganda'da bir sanat dergisi, Transition Magazine diye bir sanat dergisi yıllarca bu Kültürel Özgürlük Kongresi'nin desteğiyle, parasal desteğiyle çıkıyor. Sadece bu değil. Yani bu 1950'lerden başlıyor, Soğuk Savaş dönemi boyunca sürüyor. Bu sadece bir tanesi. Örneğin yine kitapta ve sunumlarında göstermiştim. Komünizmle savaş ve dünyada özgürlüğü desteklemek için, kendilerinin ifadesi bu, komünizmle savaş ve dünyada özgürlüğü savunmak için Iowa Yazarlık Programı diye bir program başlatılıyor. Kurucusu Paul Engle diye biri şöyle söylüyor. Diyor ki, yine söylediğim gerekçeler hep var. İşte bu dünyadaki insanların Amerika Birleşik Devletleri ve değerlerine, Batı değerlerine, özgürlüğe vesaire karşı bir rezervi var, bir mesafesi var. Bunu kısaltmak, Amerikan değerleriyle o insanları barıştırmak, en azından karşı bloka karşı tarafsızlaştırmak amacıyla bir hareket başlatmalıyız diye söylüyor ve bir yazarlık programı düzenliyor. Bunlar 3. Dünya ülkelerinden yazarlar alıp Iowa'da belli işte bir yıldan az olmamak ortalama bir yıl süreyle eğitiyorlar. Ve dünyada 1400'den fazla yazar buraya gidiyor. Bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Hala canlı yani. Bu sene, geçen sene bile giden, Türkiye'den bile birçok giden şey var. Detaylarına girmeyeceğim. Merak eden yazılarımı bulabilir bunlarda. Şimdi düşünün. Filipinli bir yazarı alıyorsunuz. Bir yıl boyunca bütün masraflarını karşılıyorsunuz. Amacınız nedir sizin burada? Hani şöyle söyleyeyim. Bir bilgisayar mühendisini alıp burs verip bir yerde okutmak, bir doktora alıp bir yerde okutmak, bir genetik mühendisini alıp bir yerde okutmak, bir kuruluşta araştırma yapmasını sağlamanın çok pratik karşılıkları var. Sonuçta bu insanlar belli bir, işte atıyorum, bir ilaç konusunda çalışıyorsa bu ilaç bulunduğu zaman, patent aldığı zaman çok büyük bir katma değer getiriyor. Çok ciddi bir yararı oluyor. Ve 3. Dünya ülkelerindeki araştırmacıları, bilim insanlarını bu şekilde alıyorlar. Bu çok mantıklı. Peki bir yazar için bu ne? Yani bir romancının, bir öykü yazarının, bir şairi siz Uganda'dan niye alıyorsunuz? Niye Filipinler'den? Niye Türkiye'den bir yazar alıyorsunuz? Sizde yazar mı yok?
Bunu düşünmenizi istiyorum. Şimdi edebiyata ve felsefeye bir kutsallık atfediliyor genellikle. Yani edebiyat hep kitap okumak, pozitif bir anlam yükleniyor. Çoğu kez bu böyle bir eğilimimiz var. Kitap okumak ya da diğer etkinliklere göre çok büyük bir faaliyet gibi algılanıyor felsefe. Felsefeyle uğraşan insanlar böyle sanki gözümüzde böyle pozitif bir yere koyuyoruz onları. Peki önemsiz mi? Tabii ki önemli edebiyat ve felsefe. Peki önemleri ne? Bu insanlar iyi insanlar olduklarından değil. Edebiyat ve felsefenin önemi her şeyden önce toplum üzerinde çok etkin olmalarından kaynaklanıyor. Yani o biraz önce söylediğim toplumun içinde nefes aldığı kültür iklimini belirleyen şey edebiyat ve felsefe. Tam da bu yüzden biraz önce verdiğim örneklerle nedeniyle bu insanlar alınıp çeşitli şeyler yapıyorlar. Bu insanları eğitiyorlar. Ama şöyle bir şey var. Edebiyat ve felsefe en az sandığa gidip oy vermeniz kadar politik bir şey. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Tabii ki arada bir takım dolayımlar var. Hani bir roman gidip bir slogan atıp bir ideolojinin savunması için kaba sloganlar toplamı tabii ki olamaz. Bunun bir estetik ölçütü var. Estetik ölçütler içerisinde bu yapılmak zorundadır ama hiçbir zaman edebiyat ve felsefe ne değildir? Hiçbir zaman sanat sepet işi olmamıştır. Çok etkin ve son derece ideolojik bir faaliyettir bunlar. İddiam şu, edebiyat ve felsefe pozitif olabileceği gibi negatif de etki eder. Gücü etki etmesindedir. Pozitif etki etmesi değil, negatif etkileri de olabilir. Bunları asla ideolojiler üstü düşünmemek gerekir. Çünkü edebiyat ve felsefe ideolojiler üstü değildir. Bizzat ideolojinin taşıyıcısıdır edebiyat ve felsefe. Peki yönelimini nasıl anlarız biz? Kendi içinden anlaşılmaz bu. Sadece içeriği değil. Bunu anlamak için bu alanların dışına bakmak gerekir. Edebiyat ve felsefede öne çıkarılan, topluma pompalanan eser ve düşünceler sadece değerli olduğu için böyle olmaz. Eğer edebiyat ve felsefedeki baskın damarı anlamak istiyorsak, Soğuk Savaş dönemini anlamak zorundayız. Çok basit bir tanım yapalım. Bir toplumdaki egemen ideoloji, o topluma egemen olanların ideolojisidir. Size çok basit bir şey söyledim. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir diye. Peki bugün dünyada baskın olan egemen güç nedir? Şöyle düşünün. Daha şairane sorayım. Zamanın kalbi nerede atıyor şu anda? Yani siz hangi kültürün filmlerini izliyorsunuz? Kimin parası ekonomik olarak değerli? Çocuğunuz başarılıysa yurt dışına göndereceksiniz, nereye yolluyorsunuz? Askeri olarak kim güçlü? Politik olarak, kültürel olarak nereye bakıyorsunuz? Hangi uygarlığın ideolojisi daha çok bizi etkiliyor? Hepsine bakabilirsiniz. Buna bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Ülke olarak diyecek olursanız işte Amerika Birleşik Devletleri diyebilirsiniz, Avrupa Birliği diyebilirsiniz, Batı uygarlığı diyebilirsiniz. Askeri olarak diyecekseniz NATO diyebilirsiniz. Ekonomik sistem olarak derseniz serbest piyasa ekonomisi, ekonomiye hakimdir. Hukuk, bütün bunların kurduğu hukuktur. Askeri, sosyal her türlü baskın olan egemenlik biçimi sayabilirsiniz. Peki neden kültür sanata bunu katmıyoruz? Kültür ve sanat bunlardan farklı mıdır? Egemenler üstü bir şey değildir kültür sanat. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizzat egemenliğin bir aracıdır. Ama sadece dolayımları ve mekanizması farklıdır. Akademilerde üretilen düşüncelere bakalım. Baskın olan edebiyat ve felsefe ideolojiler üstü değil, bizzat ideolojinin taşınma aygıtıdır. Dünyada sosyal bilimler alanında ya da akademilerde baskın olan, düşünce dünyasında pompalanan felsefe ile yok sayılan felsefeleri anlamak için her şeyden önce bu anlattığım mekanizmayı anlamamız gerekiyor. Şimdi bahçede ağaç var bir tane. Bu ağaç değişiyor mu, durağan mı diye bir soru sorayım size. Siz de bahçenizde ya da dışarı baktığınızda bir ağaç bakın, ağaca bakın. Nasıl anlarız bu? Duruyor mu, değişiyor mu? Şimdi tabii ki değişiyor, bunu biliyoruz. Ama şöyle bir fotoğrafını çekin. Bir de bir gün sonra çekin. Hiçbir şey değişmediğini göreceksiniz. Ağaç duruyor. Peki 2 gün önceki fotoğrafla karşılaştırın. Bir hafta önceki fotoğrafla karşılaştırın. Bir ay önceki fotoğrafla karşılaştırın. Birazcık bir şeylerin değişmiş olabileceğini düşünürüz herhalde. 1 yıl önceki fotoğrafı, 5 yıl önceki fotoğrafına bakın.
o zaman bir şeylerin değiştiğini fark ederiz. Yani ağaç hemen bugünden yarına baktığımız zaman değişmez. Ama birazcık ölçeği genişlettiğimiz zaman, zaman aralığını birazcık uzattığımız zaman, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl yaptığımız zaman bunun değiştiğini görürüz. Değerli dinleyenler, bir şeyi anlamanın klasik yolu onu incelemektir. İncelemek, ince, yani kelimenin somut anlamıyla da düşünebilirsiniz. İnce, küçük parçalara ayırıyoruz, her birine bakıyoruz. Örneğin 1950'den bugüne ne değişti? 2023 yılında. 73 yıl var bu arada. Her günü tek tek inceleyelim. 1950'nin 1 Ocağı'ndan 2023 8 Haziran gününe kadar her günü tek tek incelediğimizde birçok şeyi gözden kaçırırız. Çünkü herhangi bir gün aldığımızda onun bir gün öncesiyle arada çok fazla fark yoktur. Kültür, sanat anlamında, felsefe anlamında, edebiyat anlamında. Peki ne yapmamız lazım? Size önerip incelemek değil, kabalamak diye bir şey, bir yöntem. Yani 1950 ile 2023 arasında iki tane kesit alalım. Biri 1950 olsun, biri de 2023 olsun ve bu iki kesiti karşılaştıralım. Buna incelemek değil, ben kabalamak diyorum. Peki neye bakacağız bu iki kesitte? Şimdi ona bakacağım. Yükselen kavramlar ne? Yani 1950'de yükselen kavram neydi? Kavramlar neydi? Bugün de. Gözden düşen ya da itibarsızlaşan kavramlar neler? Bunlara bakalım. 1950'de hakim olan ana akım edebiyat ya da ana akım felsefe neydi? Bugün hakim olan ana akım edebiyat ya da ana akım felsefe ne? Şimdi bu başlıkta çok fazla tartışabiliriz. Her birinin detayları var. Çok fazla detay şey yapabilirim. Ben sadece ana başlıklarla yetineceğim. Dediğim gibi detayları sunumlarında var. Örneğin yükselen ve itibarsızlaşan kavramlar var. Bunun birçok politik nedeni var. Detaylarını inmiyorum. Örneğin sınıf kelimesi itibarsızlaşan bir kavram. 1950'den bugüne bakıldığı zaman sınıf kelimesi artık böyle çok da insanların itibar ettiği bir şey yok. Peki ne geliyor bunun yerine, sınıf kavramının yerine? Kimlikler. Çeşitli kimlikler. Dinsel kimlikler, cinsel kimlikler, etnik kimlikler, mikro aidiyetler, mikro kimlik bile değil, nano kimlikler bile diyebiliriz. Sınıf çelişkisi itibarsızlaşan, gözden düşen bir kavram. Yani sınıf çelişkisi dediğiniz zaman birçok aklı başında insan, yani sınıf mı kaldı ya da sınıf çelişkisinin böyle eskiye ait, tarih öncesine ait bir kavram gibi düşünmek ister ya da buna eğilimli. Emek sermaye çelişkisi. Bunları yerine başka çelişkiler konmaktadır. Diyelim kadın erkek çelişkisi. Toplumu anlamaya çalışırken, topluma bakarken sınıf çelişkileri ya da emek sermaye çelişkisi yerine bugün genel eğilim, baskın eğilim başka karşıtlıklarla bunu anlamaktır. Örneğin nesnellik 1950'lerde, daha öncesinde de alabiliriz. 50'yi sadece örnek olsun, düz olsun diye söyledim. Nesnellik daha öne çıkarılan bir şeyken bugün öznellik neredeyse dokunulmaz bir şey. Örneğin eşitlik kavramı gözden düşen bir şey. Tabii ki bunun Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyetler Birliği'nin çöküşü, Batı blokuyla Doğu blok arasındaki savaşın ortadan kalkması vesaire birçok politik nedeni var. Bunlara girmiyorum. Bunun yerine ne var? Eşitlik kavramı gözden düşüyorken özgürlük kavramı öne çıkıyor. Bakın bir cep telefonuyla bile özgür olabilirsiniz ya da bir banka sizi özgürleştirebilir. Ama banka sizi eşitleştiremiyor. Eşitlik kötü bir şey. Özgürlük yüksek bir şey. Öne çıkarılan bir şey. Şunu söyleyebilirim size. Yanında eşitlik görmediğiniz özgürlük barbarlık getirir. Özgürlük neyin özgürlüğü olduğunu her zaman sorgulamak gereken tehlikeli bir kavramdır. Hele hele eşitlik yoksa. Çelişki dedim az önce. Yani emek sermaye çelişkisi ya da karşıtlığı dedim. Bunun yerine başka bir kavram kullanılıyor dikkat ederseniz. Fobi. İslamofobi, transfobi, homofobi. Peki ne fark eder? Yani ha çelişki diyelim, ha fobi diyelim. Çok ciddi fark eder. Şundan dolayı çelişki dediğiniz zaman siz bir şeyin çelişkisi, bir şeyle çelişki içinde düştüğünüz zaman toplumsal, siyasal bir şeyden bahsediyorsunuz. Oysa fobi, phobos, korku demek. Psikolojik bir kategori. Yani İslamofobi ya da transfobi dediğiniz zaman siz bir insan çeşitli psikolojik nedenlerle, phobos Yunanca korku demek, nedenlerle kendi bireysel, kişisel nedenlerinden dolayı bir şeye karşı korku duyuyor demek. Oysa çelişki ideolojik, siyasal, toplumsal bir kavram. Yani gönderdiği yer birbirinden farklı. Bunlar masum yer değiştirmeler değil değerli dinleyenler.
felsefenin bir eğilimi var. Artık geçmişte nesne ya da düşünceye vurgu yapan felsefe daha çok artık dil üzerinden gidiyor. Dil felsefesi üzerinden gidiyor. Kavramlarımız farklılaştı. Örneğin eskiden eylemci denirdi. Şimdi aktivist var. Aktivite yapan aktivist. Biri eylem yapıyor, biri aktivite yapıyor. Ya da geçmişte vulgar anlamıyla işte fuhuş ya da cinsel sömürü dediğimiz şey derken bugün seks işçiliği diye bir kavram üretilmiş durumda. Bu işi yapan insanların çektikleri sıkıntı, vahşi sömürü vesaire bundan farklı olarak seks işçisi dediğiniz zaman siz hani bir tarım işçisi, sanayi işçisi, işte demir işçisi gibi nasıl ki bir tarım işçisi işte bir kayısı bahçesinde çalışıyor, işte bir şey bahçesinde çalışıyor, emeğini veriyor, karşılığında para alıyorsa seks işçisi de bir seks veriyor, karşılığında bir para alıyor. Yani cinsel ilişki mübadele konusu olabilen bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar masum şeyler değil. Altını doldurabilirim. Sadece başlıklarla veriyorum. 1950'lerde ya da daha önce akıl pozitif bir şeydi. Bugün akıl dediğiniz zaman bir yüz buruşturucu kavramdan bahsediyoruz. Onun yerine duygular var, sezgi var. Ya da edebiyat olarak, edebiyat diyorum, felsefe olarak düşünecek olursak akılcı felsefelerin itibarsızlaştığı, bunun yerine akıl dışı felsefelerin, akıl dışılığı savunan, irrasyonel felsefelerin öne çıkarıldığını görüyoruz. Edebiyatta da bu böyledir. Yani klasik edebiyatta akıl ve bunun sonucu gereken bir edebiyat anlayışı varken bir süre sonra işte sezgiydi, duyguydu, birçok bunun aklın boşalttığı yere birçok şeyi yerine getirerek bundan kaynaklanan akıl dışı bir felsefenin öne çıktığını, akıl dışı bir edebiyatın öne çıktığını görüyoruz. En basit örnek, daha önce yazdığım için söylüyorum, Hasan Ali Toptaş edebiyatının niye bu kadar öne çıkarıldığı bu çerçevede ele alınır. Yazdığım için detayına inmiyorum. Bütün kötü bir şey bugün. Bütünlük, bütünlüklü bakış. Onun yerine parçalar önemli. Küçük parçalar. Yani bir insan her ne ile uğraşıyorsa onun o küçük kendi alanında sınırlı kalmalı. Bütünsel bir düşünce, bütünsel bir dünya görüşü, bütünsel bir ideoloji hep kötü bir itibarsızlaştırılan bir şey. Evrensellik itibarsızlaştırılan bir şey. Onun yerine yerellikler öne çıkarılıyor. Tümel kötü bir şey. Tikel olan esas. Bunların her bir cümlesi için, bu söylediğimin her bir başlık için bir saat konuşulabilir. Onlara hiç girmeyeceğim. Hani bunları açmadım diye şey yapmayın. Gerçekten 10 saat konuşulabilecek konular. Bazı kavramların ise içeriği değişmiştir. Yine bu kabalama yaptığımız zaman 1950 ile 2023 yılları arasında. Örneğin insan hakkı dediğimizde ne anlıyoruz? Örneğin ben şu an istesem Yeni Zelanda'ya özgürce gitme hakkım var. Ama benim diyelim Yeni Zelanda'ya gidecek uçak param yok ya da pasaportum da yok. İstesem giderim. Bu bir insan hakkı mı? Peki, insanların klasik haklarına başlayalım. Beslenme hakkı, yoğurt yeme hakkı, barınma hakkı, eğitim hakkı, nitelikli ve parasız eğitim alma hakkı, sağlık hakkı. Bunlar insan hakları kategorisinde dikkat ederseniz insan hakkı dediğimiz zaman aklımıza gelen şeyler değiller. Daha klasik şeyler bunlar çünkü. Toplumsal hareketlerin içeriği değişmiştir. Çok basit bir örnek. Semboller üzerinden gidecek olursak. Örneğin feminizmin ilk çıkış yerinde afişlerine baktığımızda Soğuk Savaş öncesinde bunların hepsinin hatta 70'li yıllara kadar kızıl olduğunu görürüz. Çünkü biliyorsunuz feminizm, kadın hakları sosyalist bloğun yükselmesiyle birlikte olmuştur ve tamamen sosyalizan bir renk hakimdir. Kızıldır. Bütün afişlerine baktığınızda kızıldır. Bugün nedir? Bugün mordur. Bu bir dönüşümdür. Bugün bir değişimdir. Basit bir değişim değildir. Yazdım. Sunumlarımda var. Detayına isteyen bakabilir. Örneğin 1950'de bir sol yönelimli insana bizi sömüren şey nedir deseniz herhalde adına kapitalizm derdi ama bugün buna sol duyarlılığı olan insanların önemli bir kısmı patriyarka ya da ikili cinsiyet rolleri ya da heteronormativite gibi cevaplar verecektir kapitalizm yerine. 1950'lerde edebiyat nasıl bir edebiyattı?
olumlamak, olumsuzlamak için söylemiyorum bunları. Bir tarafta olduğum için değil, bir saptama yapmak için söylüyorum. Örneğin 1950'de işte Soğuk Savaş döneminde bir bloğun resmi edebiyatı sosyalist gerçekçilikti, biliyorsunuz. Nasıl bir şeydi bu? İşte iyimser, insanlara umut veren, insanı dönüştürücü, insanın içinde yaşadığı koşulları dönüştürmesi gereken, insanı özne olarak varsayan bir edebiyat. Bu edebiyatın da birçok mahsuru var. Bu eleştiri hakkımı saklı tutuyorum. Sadece bir saptama yapıyorum. Yani insanı bir özne kabul eden ve özne olarak tarihin efendisi, tarihi değiştirebilecek bir şey, unsur olarak alan bir edebiyat anlayışı. Bugün ne? Bugün bakacak olursanız böyle bir roman yazsanız muhtemelen bastıramazsınız ya da çok kimse okumaz çünkü bunun bir alıcısı yok. Bugün daha bireyci, toplumsal değil, daha bireyci. İyimserden çok karamsar, toplumcu olmaktan çok bireysel, dışa dönük olmaktan çok bireysel değil, özür dilerim, bireyci, bireysel değil, bireyci. Daha kötümser bir edebiyat anlayışı baskın. Elbette hiçbir zaman bir edebiyat anlayışı bir bıçakla kesilmiş gibi bu böyle ondan sonra bu böyle değil. Genel eğilim ve yükselen ana akım yönelimlerden söz ediyorum. Tabii ki böyle bir edebiyat da her zaman var. Hiçbir zaman da bitmez. Öbürü de aynı şekilde. Ama bir eğilimden söz ediyorum. İnsanı daha edilgen kılan, insanı bir tarih yapan özne değil de tarihe maruz kalan bir nesne olarak gören bir şey var. Bir yönelim var. Ya da 1950'de diyelim insan nasıl bir insandı? İnsan toplumsal bir insandı. Biraz önce söylediğim çerçevedeki edebiyat şeyle. Bugün nedir? Dünyaya fırlatılmış insan. Yani bağlamı olmayan, olumsuzluğu varoluşundan kaynaklı dünyaya fırlatılmış, işte varoluşçuluğun bilinen, hepimizin bildiği dünyaya fırlatılmışlık da açıklanan bir şey. Bunlar salt bireysel tercihler değil dendiğinden. Şöyle bir şey olmuyor yani. Her çeşit edebiyat var, her çeşit felsefe var. Ama bir takım insanlar hepsi bunları görüyor ve bunlardan bazılarını seçmiyor. Hayır, tam tersi. Belli filtrelerden geçtiği zaman öyle filtrelerden geçiyor ki sonuçta olan edebiyat ve felsefe çeşitli, 10 çeşit, 20 çeşit, 50 çeşit değil. Sadece bir çeşidin varyasyonları olarak karşımıza çıkıyor. Uzatabilirim bunları. Bu değişimi net olarak görebiliriz. Bir konudan daha söz edeyim. Tabii bunlardan söz ettiğimiz zaman postmodern felsefe, işte premodern bakış, dünyayı değerlendirme. Bu konuda bir saptamam olacak. Batı sermaye sınıfının bu topraklara bakışında burada gördükleri, bu topraklar derken 3. dünya ülkelerini alabilirsiniz, Orta Doğu dersiniz. Afganistan'da farklı değil. Yani onların bakışına göre Türkiye ile diyelim İran'ın bir farkı yok. Bir Afganistan'la Lübnan'ın bir farkı yok. Hepsi aynı yerde. Siyasal İslamcılığın bakışının çok ilginç bir şekilde kesiştiğini, örtüştüğünü görüyoruz. Bir bakış kardeşliği var burada. Postmodern ve premodernin örtüşmesi derken bunu kastediyorum. Örneğin Batı baktığı zaman klasik ana akım bir tabii ki böyle Batı Doğu diye tekrar söylüyorum bıçakla kesilmiş bir bakış şeyi yok. Bir genel eğilimden, bir yönelimden söz ediyorum. Lütfen bunları hiçbir zaman şey diye düşünmeyelim. Onlara göre akıl bir Batı malı bir şey. Aydınlanma bir Batı malı. Yani bilimsel düşünce yöntemi Batı uygarlığının ürettiği ve sadece oraya ait bir kültür unsuru. Doğuda bu tür şeyler olmaz. Akılcılık, bilimsel düşünce yöntemi ya da aydınlanma bütün insanlığa mal olmuş bir şey değil. Batının bir kültür ürünü. Böyle görülüyor. Bunun aynısını İslamcılar da görüyor. Çok ilginç bir benzerlik var bu konuda. Doğu topraklarına verdikleri, atfettikleri şeyler akıl, aydınlanma, bilimsel düşünce değil. Sezgi, duygu, tekke, tevekkül, rüya, harem, hamam. Yani bu topraklarda insanlar birey olamaz. Sürüleri vardır onların. Böyle sürü halinde yaşarlar. Çobanları olur onların. Halifeleri olur, şeyhleri olur. Bunlar güdülür. Biz doğu toplumları onların gözünde güdülürüz.
Aynısı siyasal İslamcıların da buraya bakışı vardır. Hani yıllar önce, 10 yıl olmuştur, Charlie Hebdo saldırısı oldu Fransa'da. 12 karikatürist öldü, öldürdüler. Her birinin ismi vardı. Her birinin adı vardı onların. Her birinin bir özgeçmişi vardı. Şurada doğdu, burada öldü diye. Ama mesela Afganistan'da patlama olduğu zaman siz onları sadece bir sayı olarak görürsünüz. Afganistan'da patlama en az 180 ölü. Bakın en az 180. Yani 180'in üstü de olabilir. Onların adları yoktur. Onlar böyle topluca ölerek, iki haneden fazla ölürse ancak bir de gündem olurlar. Oysa Batı'da tek tek bile insanların bir değeri vardır. Bu bakış böyle, bunu onaylar aslında bu bakış. Çeşitli örneklerini görebiliriz burada. Nazım Hikmet'in bir şiiri vardı, Pierre Loti şiiri diye. Erken dönemde yazdığı, hani onun estetik yönlerini tartışmıyorum ama orada Pierre Loti'nin Doğu toplumunu yazarken, Osmanlı'yı yazarken yazdığı şeye çok sert bir şey vardır. Çok sert bir şiirdir o. Öneririm onu. Estetik olarak söylemesem bile içeriği çok serttir. Hakkı da vardır. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Matisse, Henri Matisse, bir Fransız ressam, ünlü bir Fransız ressam. Çeşitli resimler vardır. Odalık diye resimler vardır. Odalıklar 1937'de yapılmıştır. Ve cariye anlatır. Odalık, bildiğimiz anlamda odalısk diye odalık. Böyle harem, insanların odalıkları vardır, cariyeler vardır. Oysa hani bu ne kadar şey, tabii ki isteyen istediğini çizebilir. Sadece bir anlayışı göstermek bakımından söylüyorum. Fransa'da kadın erkek eşitliği, kadınların seçme seçilme hakkı 1944'te verilmiştir. Henri Matisse odalıkları yaparken Türkiye'de kadınlarda seçme seçilme hakkı verilmiştir. Fransa'dan öncedir. Ama bu fark etmez, bu bir bakıştır. Buraya baktığı zaman hala cariye haram görüyor. Bunu yaptığı sırada kendi ülkesinde kadınların seçme hakkı olmasa bile, burada kadınların seçme ve seçilme hakkı verilmiş olsa bile bu bir bakış şeyidir. Batı sermaye sınıfı kendisiyle göz hizasında ilişki kuran doğululardan hoşlanmaz değerli dinleyenler. Onlarla hep böyle bir hiyerarşik alttan bakmanız, onlara hayran olarak bakmanız gerekir. Öyle bir Batı sermaye sınıfı Patrice Lumumba'dan hoşlanmaz. Kendi ülkelerini modernleştirmeye çalışan, Batılılarla eşit olarak gören, onlarla göz seviyesinde temas eden insanlardan hoşlanmaz. Thomas Sankara'dan hoşlanmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ten, onun kurmuş olduğu düzenden hoşlanmaz. Lenin'den hoşlanmaz. Bunlar eşit modernleşmeye çalışan, Batı'ya rağmen Batı gibi onların seviyesine çıkmaya çalışan toplum liderleridir. Peki nasıl bir bakış vardır yine? Mesela Fildişi Sahilleri bilir misiniz? Fildişi Sahilleri diye bir ülke var. Niye adı Fildişi Sahilleri? Yani ne o? Fildişi Sahilleri niye vardır? Fildişi üretiliyordur. Değil mi? Adı üzerinde. Oranın adı budur. Ya da anlamı da budur. Fildişi üretilmesidir. Oranın bir halkı, bir kültürü yoktur. Oranın etkinliği, anlamı Fildişi üretmesidir. Yani Türkiye'ye bakacak olursanız, Zonguldak'ı adlandıracak olsanız Zonguldak'a kömür sahilleri demeniz gerekirdi bu bakışla. Gaziantep fıstıkland, Rize çayşehir gibi. Özelleşmiş bir şey yok, ham madde üzerinden. Bunu edebiyatta da görebilirsiniz. Bu bakış, bu Batı sermaye sınıfının bakışını edebiyatta bolca örnekleri vardır. İyi edebiyatta da görebilirsiniz bunu. Diğer popüler edebiyatta da. Örneğin Agatha Christie romanlarına bakarsanız görebilirsiniz bunları. James Bond filmlerinde görebilirsiniz bunu. Indiana Jones'ta mesela işte bir Arap ülkelerinde bir yerde geçer diyelim. Bol bol öldürür Indiana Jones onları. Böyle üçer beşer öldürür. Ama biz onu izlediğimiz zaman üzülmeyiz. Çünkü onlar bir insan gibi değillerdir. Hiçbir psikolojileri yoktur. Oradaki yerlilerin bir psikolojisi yoktur. Beşer onlar, yirmişer ölürler onlar. Şeyde bile vardır bu. Lawrence Darrell'ın İskenderiye Dörtlemesi diye bir romanı vardır. Gayet hani derinlikli bir romandır. Ama bakın orada İskenderiye'de nüfusun herhalde %90'ından fazlası Arap'tır. Fakat 4 tane romanın içinde psikolojisi olan bir insan, bir Arap yoktur.
Orada işte diğer Arap olmayan bütün şeyler vardır. Derinlikli olarak psikolojileri işlenmiştir. Hepsi bol bol işlenir. Biz onların acılarını görürüz. Ruhlarının içindeki çelişkileri, yükselmesini düşün. Hepsini izleriz. Ama Araplar orada bir uşaktır. İşte garsondur. Önemli değildir. Önemli insanlar değillerdir. Bu bakış aslında kendimizi yoklayacak olursak kendimiz de bizim tarafımızdan da kısmen içselleştirilmiş bir bakıştır. Bizim hayatımıza girmiştir. Yani efendi gibi olmak isteyen bir uşak bakışıdır bu. Örneğin bazı dükkanlar var gelirken işte. Görüş Baby bir şey, bir marka. Ama görüş şeyle değil. SH, görüş diye yazılmıştır. Örneğin NTV, NTV değil de NTV. Bu birçok insanı rahatsız etmez. Çok doğal gelir CNN diye okumak. Yani Türkçe duyarlılığı olan insanların az bir kısmı bunu nedense Batı dillerine karşı çok fazla işlemiyor bu Türkçe duyarlılığı. Bazı Türkçe'ye karşı bir duyarlılığı var bu insanların. Yani Türkçe olursa hayır işte burası Türkiye, Türkçe konuşulacak falan diye söyleniyor ama İngilizlere karşı bir böyle bir Türklüğü, Fransızcaya karşı böyle bir şeyi yok nedense. Bu bakışın etki ettiğini düşünüyorum burada. Bu o kadar içselleşmiş bir şeydir ki farkında olmadan bunu yaparız. Örneğin Kanal İstanbul. Bu Türkçe midir değerli dinleyenler? Kanal İstanbul. İstanbul kanalı normalde Türkçe şeyi dizilimi İstanbul kanalı olması gerekir değil mi? Ama Kanal İstanbul ya da Borsa İstanbul. Borsa İstanbul Türkçe midir? Hani eğer Türkçe dizilimini doğru yapacak olursak bu İstanbul Borsası olmalıdır. Ama şey gibi bu Le Monde Diplomatik gibi. Ya da günlük hayatta şöyle kelimeler kullanırız. Bekleme yapmak. Beklemek değil. Giriş yapmak. To do something. İşte, girmek çıkmak değil. Ödeme yapmak. Okuma yapmak. Yani, okumak değil. Ödemek değil. Bunlar farkında olmadan yaptığımız şeyler. Belki aramızdakiler yapmıyor ama ben sadece bir bizim farkında bir kısmında olduğumuz bir kısmında olmadığımız bu anlayışın uzantılarından söz etmek istedim. Örneğin yurt dışına gittiğimizde bir Türkiye hiç Türkiye benzemiyorsun dediğinde bunu bir iltifat gibi kabul eder. Halbuki sizi aşağılıyorlar orada. Hiç Türkiye benzemiyorsun dediğinde sizi aşağılıyorlar. Yani bir erkeği işte İtalyan zannetmeleri, işte bir kadını İspanyol kadınlarına benzetmesi sanki övünülecek bir şeymiş gibi anlatılır. Halbuki bu bir aşağılamadır. Bu aslında bir kendi kendimize oryantalizmdir. Self-orientalizmdir bu. Bu bakış başka yerlere de uzanmaktadır. Örneğin bir kitap eğer bu topraklardaki bir yazar tarafından yazılmışsa sanki böyle kötü olacakmış gibi ya da İngilizce ve Fransızca yazılmışsa en sıradan yüksek lisans tezi bile sanki böyle mutlak doğruymuş gibi algılanır. Birçok örnek verebilirim. Bakın şu kitap, 3 İstanbul kitabı çok fazla bahsettim. Yazıda var. Bunu Fransızca yazsaydı eğer Mithat Cemal Kuntay, emin olun bugün 5 ayrı yayın evi çevirmiş olur ve bugün okunduğundan 10 kat daha fazla okunurdu. Cumhuriyet tarihinde yazılmış en önemli kitaplarından bir tanesidir. Ama Türkçe yazılmıştır. O yüzden hani bu kadar da okunmaz. Kesin bir pislik vardır. Ya da bazı örneklerle gideyim. Bakın Ulu Nutku diye bir yazar yaşadı. Görünüyor mu bilmiyorum. Ulu Nutku. Başka kitapları da var. Ulu Nutku gibi bir düşünür yaşadı. Bu kitapları eğer Türkçe değil de Almanca yazsaydı emin olun 10 katı daha çok okunurdu. Üzerine 100 tane de tez yazılırdı. Örneğin Hikmet Kıvılcımlı diye bir yazar yaşadı. Bu ülkenin hapishanelerinde 20 küsur yıl yattı. Eğer Fransa'da olsaydı herhalde Hikmet Kıvılcımlı'nın bir belgeseli çekilirdi. Netflix çekerdi kesin şeyini. Ama kitapları bile zar zor bulunuyor. Bulunca da sadece bilenlerin bildiği bir şeydir. Çok özgün bir düşünürdür. Daha şeye gidelim. Bunların her yazdığı doğrudur anlamında söylemiyorum bu arada. Vereceğim örneklerin bir kısmı zaten birbiriyle çelişik. Örneğin Seol Teber diye bir yazar var. 2000'lerin başında öldü.
Sanırım Almanya'da öldü. Bunlar Türkçe yazdı. Ya da hala yaşayan Taner Timur var. Bakın. Birçok kitabı var. Taner Timur gibi bir akademisyen hala yaşıyor. Eğer bunları Timur Hoca, Taner Timur Fransızca yazsaydı emin olun Türkçe'ye çevrilir ve üzerine tezler yazılırdı. Mesela Yılmaz Öner diye bir yazar vardır. Almanca da yazmıştır ama Türkçe de yazmıştır. Kaç kişi duymuştur, kaç kişi okumuştur, kaç kişi üzerine kafa yormuştur. Türkçe yazmıştır çünkü. Bunlar değeri bilinmeyen değerlerimiz. Gerçekten çok önemli insanlar bunlar. Dediğim gibi bunların her birinin görüşüne kabul ettiğim için her dedikleri doğrudur diye değil. Ya da daha popüler bakın Sungur Savran diye bir yazar var. Hala yaşıyor bu bir iktisatçı. Ya da bakın şimdi Yalçın Küçük'ü biz şeyden biliriz. İşte bir sürü oraya buraya kitap atar. İşte Sabateist, Mabateist televizyonda konuşur falan. Sol Müdahale diye bir kitap var. Şu iddiam şu. Bu kitabı eğer İngilizce yazsaydı Yalçın Küçük bunu Terry Eagleton'ın, Perry Anderson'ın kitaplarının arasına kuram kitabı olarak, siyasal kuram kitabı olarak koyarlar ve üzerine tezler yazarlardı. Son derece özgün bir kitaptır. Ama nedense bu kadar popüler olmaz. Çünkü bunları Türkçe yazmışlardır. Örnekleri çoğaltabilirim. Tekrar söylüyorum. Burada yazan her şey doğru ya da bu yazarların her dediği doğrudur anlamında değil. Zaten birbirleriyle bazı birinin söylediğini diğeri de karşı çıkıyor. Bunun hiçbir önemi yok. Ama bu topraklar o kadar da çorak topraklar değil. Bu ülkede yaşayan insanlar o kadar da hiçbir şeyden anlamayan, batıya muhtaç, düşünce üretmeyen insanlar değiller. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çevrilenlerin de, çevrilen kitapların olarak söyleyebilirim. Bu söylediğim uluslararası ölçeklerde de geçerlidir. Örneğin bakın Foucault'un kitapları var burada. Her yazdığı çevrilmiş neredeyse. Bunlar çok az bir kısmı. Hepsini getirmedim. Ya da Zygmunt Bauman'ın kitapları bakın bunlar. Başka da var. 1,5 metre falan bu kitaplar. Metre diyorum özellikle. Bakın her şeyi çevirmiş Zygmunt Bauman'ın. Ya da Judith Butler. Öksürse Amerika'da 2 gün sonra burada 2 ayrı site hemen çeviriyor. Bu net bir olgu. Ya da o kitaplar işte Gender Studies, kadın çalışmaları burada 500 ayrı yerde resmi kitaplar olarak okutuluyor ve hiçbir şekilde bir eleştirel süzgeçten geçmeden. Ama mesela lütfen mesela Foucault'u herkes bilir ama Nikos Kuanzas'ın kaç kişi bilir? Ya da bu kitapları bulana kadar zaten baskıları falan da yoktur. Aynı konularda yazmışlardır bu insanlar. Birbirlerinden daha biri daha aptal, biri daha zeki de değildir. Ama bir ideolojik tercih vardır burada. Ya da bakın Sebastiano Timpanaro farklı farklı ülkelerden, farklı farklı kültürlerden yazarlar özellikle şey yapıyor. Bunu kaç kişi bilmişti? Bir tane kitabını çevirmişler, öyle gidiyor. Başka da yok zaten. Örneğin Heinz Holz. Bakın bunun birkaç tane kitabı var. En son Devrimin Cebri, Sadık Usta'nın çevirisi. Doğan Hoca, Doğan Göçmen Hans Heinz Holz'u tanıtması için çok değerli çalışmalar yapıyor. Ama bakın bu kitaplar böyle kör topal, 2 tane, 3 tane çevrilir. Ama bakın diğerleri her şeyleri, yani neredeyse alışveriş listeleri bile çevrilmiştir. Bu bir tercihtir. Bu insanlar çok daha iyi düşünenler, bunlar aptal olduklarından değildir. Bir tercihtir bu. Bu tercih bir ideolojik tercihtir. Yani Judith Butler'ın kitaplarının felsefesinin toplumsal bir karşılığı vardır. Ve bu insanlar bunları çevirirken, bunları işlerken buna uyar. Fakat az önceki şeylerin çoğu insan adını duymamıştır. Örneğin Michel Onfray. Bu insanlar az kitap yazdığından değil. Hadi Pulanzas işte erken öldü diyelim. Michel Onfray'ın neredeyse 100'e yakın kitabı vardır değerli arkadaşlar. Bir tane bildiğim kadarıyla ya da 2 tane olabilir çevrilmiştir. Hani diyeceksiniz ki biraz önce saydığınız kişiler sosyalistti. Hans Heinz Holz işte sosyalistti. Tim Panaro öyleydi. Plansas öyleydi. Michel Onfray sosyalist bile değildir. Ama bir aydınlanmacıdır. Bir aklı çalışan bir insandır. Ama bunları duyamayız.
Bunları niye anlatıyorum? Bunlar belli bir filtreden geçer. Çevirirken bile bir filtreden geçer ve tartışmaya kapalıdır. Bir şey tartışmaya kapatmak istiyorsanız iki şey yaparsınız. Ya onu akademize edersiniz, akademi alanına koyarsınız ya da önünüze bir literatür yazarsınız. Hani Foucault ile ilgili laf mı edeceksiniz? Oku şunları 1,5 metre. Foucault'dan başlarsınız, 5 yıl Foucault okursunuz. Kim okur? Tabii ki sadece uzmanları okur. Onlar bile hepsini okumamıştır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu Foucault hakkında düşünmeyi yasaklamak demektir. Bu cendereden çıkmak zorundayız arkadaşlar. Yani şunu okudun mu, bunu okudun mu, bunu okudun mu sorularından hiçbir zaman kurtulamazsınız. Bir yerde yazmıştım. Haftada 2 kitap okusanız bütün hayatınız boyunca 5.000-7.000 tane kitap okuyabilirsiniz. Bunları kim okur? Uzmanları okur ancak. Bu konuda eğer şunu okumadıysan sus demek, o düşünceyi, tartışmayı yasaklamak demektir. Önünüze bir literatür yağarlar. Bunu okudun mu, şunu okudun mu diye. Ha, okumadıysanız siz susarsınız. Sizin yerinize de onlar konuşur. Bu çok tehlikeli bir yönelimdir. Tam olarak olan da budur. Yani isterseniz lütfen bana inanmayın. Judith Butler'ın düşünceleri hakkında kaç tane akademik eleştiri, olumsuz anlamda eleştiri vardır? Sanki öyle büyük, yani Newton bile tartışılıyor, Einstein bile tartışılıyor. Hani bunlar doğa bilimleri diyelim. Sosyal bilimlerde en mutlak kabul ettiğiniz şeylerin bile bir alternatifleri var. Edebiyatta da öyle. Yani dünyanın en herkesin kabul ettiği Dostoyevski'yi düşünün, Victor Hugo'yu düşünün, Kafka'yı düşünün, Proust'u düşünün. Bunların hepsi tartışılıyor. Bunların her biri hakkında olumsuz makale gösterebilirim size. Yani Proust'un Yitik Zamanın İzinde kitabını işte neden işte 40 sayfa bir kurabiyeyi işte bir şeye kahveye batırıyor. 40 sayfa işte onu düşünüyor. Bunu eleştirenler var. Kafka'yı sıkıcı bulanlar var arkadaşlar. Ama mesela bu Hasan Ali Toptaş olayında taciz olayı iddiası zamanına kadar inanın 5 tane bir olumsuz, bu edebiyat hakkında olumsuz yazan bir şeye, makaleye rastlamak imkansızdı arkadaşlar. Böyle putlaştırılmış, tartışmaya kapatılmış yazarlar, düşünceler, felsefeler var. Bunu hiçbir zaman gözden kaçırmamak gerek. Hiç kimse eleştirilmez değildir. Her düşüncenin bir limiti vardır. Her düşünce eleştiriye açık olmak zorundadır. Eğer gelişmek istiyorsa eleştirilmelidir. Ama biz bunları nedense görmeyiz. Yani siz gidin bir Butler çalışan bir akademisyene Butler hakkında olumsuz bir şey söyleyin. Cahil olduğunuz, bir şey bilmediğiniz, adeta bir ayet muamelesi görmekte bunlar. Şimdi bu şeyi uzatabilirim. Daha fazla konuşmak, sonlandırayım ben konuşmamı. Özetle ne diyorum? Soru cevap şeklinde olursa detaylandırabilirim bazılarını. Burada 50 saat konuşabiliriz. Bu başlıkların her birini detaylandırabilirim. Şunları söyledim. Edebiyat ve felsefe ideolojiler üstü değil. İdeolojilerin bizzat taşıyıcısıdır. Amaç ne? Her şey insanın nesnel gerçeklikle olan ilişkisini belirlemek içindir. Maddeye egemensiniz, bilinçlere egemen olursunuz. Bu anlamda akılsızlaştırma, merak eden olursa soru cevapta detaylandırabilirim. Akılsızlaştırma bir iktisat kalemidir. Bugünkü sistem, tekelci kapitalist sistem, akılsızlaştırmaya muhtaçtır. Bu bir keyfi durum değildir. Mutlak bir zorunluluktur bu. Kültür sanat alanında bir çeşitlilik yoktur. Baskın olan damarın çeşitlemeleri vardır sadece. Ve olan biten her şey fabrika ve büro huzuru içindir. Fabrika ve büro huzuru için her şey. Anlatacak şeyim çok ama burada sonlandırayım. 70 dakika olmuş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ya da katkı varsa, yorum varsa alabilirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Taylan Hocam. Çok sağ olun. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Ben söz alabilir miyim? Buyurun Yaşar Hocam. Taylan Hocam, öncelikle çok teşekkür ederim. Çok zengin bir içeriği olan bir sunum yaptınız. Şimdi ben bir eseri okurken
nasıl okumam gerekiyor onu anlamak için söz aldım. Şimdi Üç İstanbul romanıyla ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Bunlardan birincisi Melih Cemal Kuntay'ın yazdığı eserde acaba kendi yaşantısını mı anlatıyor? Yoksa Abdülhamit'in cesaretini mi, başarısını mı anlatıyor? Yoksa toplumun Abdülhamit'e verdiği teşviki mi anlatıyor? Şimdi bunları ayırt edemiyorum. Yani bir eseri okurken bunları ayırt etme becerim de gelişmesi lazım ki bu eserlerden zevk alayım. Fakat bendeki hissettiğim şey yazarın kendi dünyasındaki çıkar ilişkilerini çok güzel yansıtıyor diye algıladım. Ama bu Abdülhamit'le ilgili bağlantıyı nasıl değerlendirmem gerekiyor? Onu öğrenirsem sevinirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim soru için. Şimdi Üç İstanbul'la ilgili bir yazım benim sitemde var. Şöyle bir başlık. Edebiyatla uyandırma bir bugün kılavuzu olarak Üç İstanbul ve Türkiye'nin ruhu üzerine çıkarımlar diye bir yazı yazmıştım bununla ilgili. Şimdi Üç İstanbul, önce şey sordunuz, ne değil, oradan söyleyeyim. Mithat Cemal Kuntay'ın kendi yaşamından çıkardığı bir şey olma olasılığı düşük. Tabii ki bununla ilgili başka birçok yorum yapılabilir ama ben size hani kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Yazar, muhafazakar bir yazar, Üç İstanbul. Mithat Cemal Kuntay yazarı. Fakat bu roman eğer bir sınıfsal roman diye bir şey olsaydı, bir daha da şematik, daha ileri gidelim, Marksist bir roman nedir diye bana soracak olsaydınız, Üç İstanbul'u verirdim. Mesela Fethi Naci bununla ilgili olarak işte sokağı anlatmamakla suçlar. Ben bu görüşü katılmıyorum. Sınıfsal bir roman sokağı anlatmak zorunda değildir. Ya da sınıfsal roman işçi sınıfını anlatmak zorunda değildir. Sınıfsal roman demek, İnsanları toplumsal ilişkileri, sınıfsal ilişkileri içinde anlatan romandır. Ve Üç İstanbul bunu başarır. Üç İstanbul biliyorsunuz üç dönemi. Abdülhamit dönemi, işte İttihat dönemi ve sonraki dönem. Sonraki dönem birazcık hızlı geçmiştir. Belki de yazarın yayınlanma tarihi 1937'de yayınlamıştır çünkü kitabı. Ama sorun değil. Bu üç dönemde hiçbir slogan atmadan insanların toplumsal ilişkilerinden oluştuğunu son derece başarılı bir şekilde anlatır. İlk dönemde düşünelim, Adnan romanın baş kahramanı. Fakirdir, çok gururludur, çok işte değerleri öne çıkarır, işte ilkeler vardır onun için. İkinci dönemde zengin olur. Zengin olduğu zaman kendi eleştirdiği bütün insanların yaptığı her şeyi yapar. Üçüncü dönemde tekrar fakir olur ve başka bir değerler sistemine girer. Çok önemli bir iktisat şeyi vardır orada. Üç İstanbul'u ilk okuduğumda şunu demiştim. Bu ülkede Üç İstanbul'un gösterdiği bazı şeyler var. Bu ülkede zenginlik devletle olan mesafeye bağlıdır. Dikkat edin. Üç İstanbul'da yalının sahibi kim zenginse Belkıs'la evlenir ve yalıya sahip olur. Sonra onlar fakirleşir. İkinci dönemde İttihat ve Terakki iktidara geldiğinde Adnan zengin olur. Belkıs'la evlenir. Yalıya sahip olur. Devletle olan mesafeyle ilişkilidir. Yani bu ülkede devletle yakınsanız zengin olursunuz. Devletten uzaklaştıkça fakir olursunuz. Ve bu altüst oluşlar çok dinamiktir. Her an altüst olma hali vardır. Bu ülkenin zemininin kaygan olduğunu Üç İstanbul çıkarır. Her an her şey, herkes altüst olabilir. Hüsrev vardır, hatırlayın. Miralay Hüsrev. Çok zengindir. Canı sıkılır. İşte kumar oynar falan. İkinci dönemde bir sahne vardır, hatırlayın. Dilencidir. Bir liralık şarap parası ister Adnan'dan. Bakın bir önceki dönemin zengini dilenci olmuştur. Bunları yaparken Mithat Cemal Kuntay hiçbir zaman bir slogan atmaz. Hiçbir zaman bu ne ya, böyle bir dönüşüm olabilir mi diye sırıtan bir şekilde yapmaz. Öyle doğaldır ki o kadar o romanın, olayın akışı içinde ve detaylı olarak verir ki insanları sınıfsal ilişkileri içerisinde anlatandır. Farkında bile değildir belki bu. Yani Mithat Cemal Kuntay bu yorumu belki ilk defa duyacaktır. Bunu duysaydı eğer sınıfsal bir roman yazdığını. Çok kez böyle olur zaten.
Balzac. Neden böyle? Yani bunlar farkında mı değil? Bu insanlar aptal mı? Balzac bir kralcıdır güncel hayatında. Güncel siyasette bir kralcıdır. Ama Karl Marx Fransa toplumunu Balzac romanlarından öğrendiğini söyler. Şimdi ne alaka Balzac? Balzac'ı yere göğe koyamaz Marksistler. Neden? Çünkü roman bir insan araştırmasıysa, siz insanı detaylı olarak araştırıyorsanız kaçınılmaz olarak bu insanla ilgili çok şey bilmek zorundasınız. Çok şey mutlaka birçok veri toplamak zorundasınız. İnsan araştırması yapıyorsanız insanın bir toplumsal varlık olduğunu kaçınılmaz olarak görüyorsunuz. Ya yani bir insanı anlatacağım dediğiniz zaman bir insanı anlatacaksınız onun toplumsallığını anlatmak zorundasınız. Çünkü o başka türlü bunu anlatmadan insanı anlatamazsınız. O Adnan'ı toplumsallığı içerisinde anlatmadan iyi bir roman yazamazsınız. Ve bu insanlar iyi roman yazmak istiyordu sadece. Sınıfsal roman yazmak istemiyordu. Farkında olsun ya da olmasın, iyi roman yazdığı için, insanları sınıfsallığı ve ilişkileri içinde yazdıkları için sınıfsal roman yazmış oldular. Üç İstanbul'dan başka birçok şey çıkarabiliriz. Bal tutan parmağını yalar. Hocam Sakallı ben maskenin merak ettiğim şey Abdülhamit'in durumunu, çektiği sıkıntıları çok hissettiremedim de onun için sordum. Yani ona ulaşamamış gibi geldi. Siz de benzer mi hissettiniz? Onun için sordum. şöyle Abdülhamit temel bir unsur değildir orada. Aslında onun için Sultanahmet Düşerken diye bir roman vardır. Nahit Sırrı Örik. Bilmiyorum hiç şeyinizi çekti mi? Sultanahmet Düşerken. Orada mesela bu daha öne çıkar. Sultanahmet düşme şeyini. Ama şöyle bir şey aklıma geldi. Fethi Naci bunun için şey der. Nahit Sırrı Örik Abdülhamit'in tarafını tutmaya çalışır der. Ama iyi bir mealen söylüyorum. Ama iyi bir yazar olduğu için bunu başaramazlar. İzin vermez roman ona der. Üç İstanbul'da Abdülhamit vurgusu yok gerçekten. Hani Abdülhamit işte kötüydü, iyi oldu ya da şöyleydi diye bir net Abdülhamit şeyi yok. Daha çok Abdülhamit döneminde yaşarken muhaliflerin, iddiatçıların yani Adnan özelinde iddiatçıların iktidara gelirken ve sonraki dönemindeki şey var. Abdülhamit'in kendisinin bir değerlendirmesi yok orada. Ama Aynı zaten yeterince çok zengin bir roman. 40'tan fazla karakter var. Bir de Abdülhamit olsaydı fikirdeyim ve öyle mi? teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Şey bir de ben mesela bir roman okurken mesela sorgulayarak okuma. Mesela bizim bu haftaki kitabımız işte Albert Camus'un Yabancı kitabı. Orada mesela bütün karakterlerin isimleri var. Herkesin hemen hemen ismi belli. Ama mesela öldürülen kişinin mesela ismi yok. Arap mesela. Mahkemede orada burada hep Arap diye bahsediliyor. Hani bu şekilde sorgulayarak mı okuyalım hocam? Nasıl yapalım? Şöyle bir romanı okurken tabii dönemi önemli. Camus'un Yabancı kitabı yanlış hatırlamıyorsam 1942'de yazıldı. Bir İkinci Dünya Savaşı romanı. O dönem tabii şimdi bir Arap duyarlılığı, Arap duyarlılığı değil de insanların isimleri bireysel olması, diğer Fransızların her birinin adı varken onun sadece Arap olarak geçmesi ve sadece öldürülürken ve son derece saçma bir nedenle işte güneş gözüne geldi diye öldürülmesi bugünden bakıldığı zaman hani anakronik okuma diyorlar ya o zaman tabii tuhaf bulunacak ırkçı bunlar falan diye. Hatta ilk önce hangi gruptu bilmiyorum. Killing and Arab diye bir bu Albert Camus'un yabancı kitabına şeye istinaden Killing and Arab diye bir şarkıları var. Sonra The Cure grubu olabilir. Emin değilim ama. Sonra bunun adının çok ırkçı olduğunu düşünerek sizin söylediğiniz yorumla Kissing an Arab. Arabı öpme. Şimdi Killing an Arab, Arabı öldürme. Kissing an Arab, Arabı öpme. Tabi romanla alakası olan bir şey değil. Şimdi Camus'un o romanındaki sorun hani bugünden bakıldığı zaman o sırada olmayan ama sonradan ortaya çıkan çalışmalardan hareketle geriye bakmak, onu ırkçı olarak suçlamak çok şey bir durum değil. Doğru bir tutum, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kısıtlı bir okuma olur bana göre. Yani bundan 300 sene sonra sizi
Vay bunlar et yiyordu, vahşi işte küçücük kuzuları yiyorlardı diye suçlayabilirler. Siz tamam küçücük kuzuları yiyorsunuz objektif olarak ama bugünkü gibi bir şey duyarlılığı yok. Hayvan duyarlılığı 500 sene sonra olmayacak. Çok daha belki daha farklı olacak. Kamudaki yabancıdaki sorun daha başka bence. Hani sırf oradaki arabı öldürmek değil de yani şeyin başına bakın. Bugün dün annem öldü, belki de belki gündü, tam bilmiyorum diye böyle bütün dünyaya karşı fark etmez. Bir kelime olsaydı yabancı fark etmez olurdu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın en çok sindiği, o savaşın en çok her cümlesinde kendini hissettiren bir roman. O romanın hani bir başkaldırıymış gibi ele alınması bana hep sorumlu gelir. Bence kamuya da böyle geliyor olmalı ki sonradan vebayı yazmıştır. Bundan 5 sene önce İkinci Dünya Savaşı'ndan kurtulduktan sonra. Yani yabancıdaki Mersu niye başkaldırıyor? Hani başkaldırıyor da ne oluyor? Hepimiz Mersu olsak ne oluruz? Bütün dünyada Türkiye'de 80 milyon Mersu olsa dünya Türkiye'de ne değişir? Karikatürize ediyorum tabii bunu ama yani o bakış bana çok sorunlu geliyor. Tabii varoluşçu edebiyat ya da kamunun olduğu dönemde, içinde bulunduğu dönemde yine Soğuk Savaş öncesi fakat Marksizmin çok yükseldiği bir dönem. Bunun bu bağlamı hiçbir zaman unutmamak gerekir. Yani bütün dünyada dünyayı değiştirmeye çalışan et kafalı bir Marksist mi daha tehlikelidir? Yoksa dünyaya fırlatılmış bir Mersu mu daha tehlikelidir? Mersu daha tehlikesizdir. Buradan bunu çıkarabiliriz. Tabii veba için bu söylediklerim hiçbiri geçerli değil ama yabancıya karşı daha fazla şeyi anlatabilirim. O bağlamı da unutmamak lazım. Çok konuşabilirim ama bu konuda herhalde bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ahmet abi el kaldı sanırım. Ahmet abi buyurun. Efendim, şimdi ben sizi dinlerken dedim ki yani 68 ve 78 kuşağı o dönemdeki kapitalizme karşı gelenler, can verenler boşuna ölmüşler. Yani o günlerde dünya hiç de öyle ölecek kadar kapitalizme karşı gelme zamanı değildi diye düşünüyorum. Bugüne göre çok daha yani sömürü ve belirgin değildi. Yine bir eşit daha dağılım falan daha şeydi. Ama bugün merdiven altı çocukları var. Bugün ondan sonra sömürü had safhaya varmış. Yani karşı gelmek, kapitalizme karşı gelmek, kapitalizmin karşısında durmak. Ondan sonra gerekirken şimdi kimsenin sesi çıkmıyor. Hiç kimse kapitalizme karşı yani bir duruş içerisinde değil. Yani ben düşünüyorum ki bugün insanlığı sizin dediğiniz doğrultusunda aptallaştıran, işte tesissiz hale getiren, kullanan yazılarıyla, eserleriyle yani sistemin kendisi sömürücü sistem ondan sonra bunu yapıyor. Bunu yapıyor ve yani neden bugün insanlardan kapitalizme karşı hiçbir ses yükselmiyor? Yani ben sizin ifadelerinizden kapitalizme bugün karşı çok güzel bir mücadele verdiğinizi hissediyorum. Yanılıyor muyum? Yani sizi yanlış mı değerlendiriyorum? Verdiğiniz mücadele, anlattığınız bütün her şey bugün tek bir sorun var bana göre. Kapitalizmin insanlığı o kadar aşırı derecede sömürme aşamasına getirdi ki tarihin hiçbir döneminde bu denli insanlık kapitalizm yüzünden bu kadar acı çekmedi bana göre dünyada ve tarihin hiçbir döneminde kapitalistlerin insanları bu denli aldatacak, bu denli kandıracak. Söylediğiniz adı aklıma gelmiyor. Bir takım kanallar var işte televizyonda yayın yapıyorlar. Seyrediyorsunuz, o kadar manipüle ediyorlar ki o kadar kullanılan
yani diziler gösteriyorlar, haberler gösteriyorlar, belgeseller gösteriyorlar. Ondan sonra o belgesellerde falan yani kendilerine haklı çıkaracak şekilde ondan sonra insanları aldı. Yani kapitalizmi meşrulaştıracak ya da şey yapıyorlar. Mesela ne diyeyim, bu Hitler'in işte orada insanları öldürdüğü falan o kadar çok işleniyor ki. Halbuki bugün yani insanlığı mahveden bir şey var. Kimse buna karşı çıkmıyor. Neden böyle efendim? Yani 68-78 döneminde bu kadar kapitalizme karşı duruş vardı dünyada. Bugün çok daha feci var, çok daha kötü aldatılıyoruz. Her alanda, reklamlarda, eserlerde, her şeyde bu kadar kullanılıyoruz. Fakat yani niye insanlardan, karşı çıkış yok, karşı duruş yok, karşı koyuş yok, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor aydınlarımız. Kapitalizme hiç karşı gelen yok. Ben sizin bu verdiğiniz mücadelenin kapitalizme çok bilimsel, çok anlayışlı, çok efendice, ciddi şekilde verilmiş bir mücadele olarak gördüm. Yanlış mı okuyorum hocam, yoksa sizde? Teşekkür ederim Ahmet Hocam katkınız için. Şimdi bazı notlar aldım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu dediğinizi ben yapıyorsam yani ne haddime? Hiç öyle bir şeyim yok ama böyle bir işlevim varsa, böyle bir şeyse bundan mutluluk duyarım tabii ki. Fakat bu işler 80'den önce 68 kuşağında olanla bugün olanlar arasında çok önemli farklar var. Şimdi bazı saptamalarda bulunalım. Bugün dünyada akıllı, becerikli, belli bir donanımı olan insanların ezici bir çoğunluğu öyle ya da böyle niyetinden bağımsız olarak tekelci kapitalizm için çalışıyor. Tekelci kapitalist sistemin içerisinde bunu geliştirmek için çalışıyor. Yani siz bir araştırma şirketinde çalışıyorsanız bulduğunuz ilaç bunların karına yarıyor. Herhangi bir yerde dünyanın neresinde olursanız olun, niyetinizden bağımsız olarak, çoğu kez niyetiniz öyle olmasa bile, dünyada nerede ne bulursanız, nasıl bir teknolojik şey bulursanız bulun, bu sonuçta bir şekilde devletlerin ya da şirketlerin elinde sermaye sistemini besleyici bir unsur. Bir kere bunu ortaya koyalım. İkincisi, dikkat edin, hiç kimse kendine kapitalist demiyor. Herkes antikapitalist. Hatta en başta sermaye, kapitalistler antikapitalist. Mesela kendine sosyalistim diyen, Marksizm diyen bir sürü insan var ama kapitalistim diyen bir kişi bile yok. Hatta kapitalizmi kötüleyenler en başta. Ali Koç, işte Friedrich Engels'ten alıntı yapıp artık kapitalizmin insanlığın sonunu getireceğini falan söylüyordu. Dünya, Türkiye'nin en büyük sermayedarlarından biri. George Soros, açık toplum karşısındaki en büyük engelin komünizm değil, kapitalizmden geldiğini söylüyor. Bak, zannediyorsunuz hepsinin karşımızda böyle bir Marx'lar, Engels'ler falan var böyle konuşmaları. Ama yaşadığımız iklimde hiç kimse kendini kapitalist demediği halde bir tartışmasız kapitalizmin bir etkinliği altında yaşıyoruz. Şimdi birkaç şey var. Eskisi gibi net sınırlar yok. Yani insanların, en altta yaşayan insanlar sermaye partilerine oy veriyor dedim. Ama bu insanlar çok hoşnut olduklarından değil. Dolayımsız olarak bu hayatın acısını çekiyorlar, geçim sıkıntısı çekiyorlar vesaire çekiyorlar. Yaşadıkları sınıfın, içinde oldukları sınıfın bütün sıkıntılarını çekiyorlar. Fakat bunun bilincinde değiller. Neyin bilincindeler? Aslında bunun ürettiği bir kini her gün yaşıyorlar. Fakat bu sınıf kini bir sınıf kini olarak ortaya çıkmıyor. Nasıl çıkıyor? Kültürel düzlemde ortaya çıkıyor. Yani 8500 lira asgari ücret alan bir işçi kolunda bir dövme var diye kendisini sömüren işte patrona değil de kolunda dövme var diye bilmem neredeki kadına bütün kinini biriktiriyor. Ya da işte arabası var diye bir mühendise, evi biraz büyük diye oradaki doktora kinini besliyor. Aslında bütün kötülüklerinin kaynağı olarak onları görüyor. Tiyatroya giden bir insan, işte kitap okuyan biri,
Cumhuriyeti pozitif bakan yanındaki sinemaya giden işte bir çift, el ele tutuşan biri. Aklınıza ne gelirse. Halbuki bu insanlar en altta bütün sınıfının bütün sıkıntılarını çeken ve bu sınıf kini de kulaklarından akarak yaşayan, şiddetle yaşayan insanlar. Fakat bu sınıf kini sınıf olarak karşımıza çıkmıyor. Sınıf düzleminde karşımıza çıkmıyor. Germinal romanında bir sahne vardır Emin Zola'nın. Orada okuyanlarınız bilir. Germinal romanında bir adam vardır. Çocuğu madende ölmüştür. Bir maden, Fransa'da 19. yüzyılda geçer. Madende çalışan bir adam vardır. Yaşlanmıştır, 80 küsur yaşındadır. Çocuğu ölür. İşverenin çok iyi bir kızı vardır. İyi yürekli bir kızı vardır. Cecil diye adı. Gelir, çok üzülür burada. İşte bir sepet yapar ve adama ziyarete gider. Başsağlığı dilemek için. Çok iyi niyetlidir. Ama işverenin, maden sahibinin kızıdır. Bu adam da kendi halinde bir işçidir. 30-40 sene çalışmıştır madende. Sonra emekli olmuştur. Oturur kulübesinde. Kadın gelir, genç kız. Bonemort baba kalkar, o yaşlı adam. Yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Kızın gırtlağını sıkar ve kızı boğar. Bakın çok dehşet verici bir sahnedir o. Kızı boğar. Boğarak öldürür. Şimdi o kız belki oradaki en masum insandır. Ve son derece iyi niyetlerle gelmiştir. O adam da çok masumdur. Hiç kimseye, karıncaya bile zarar vermeyen kendi halinde biridir. Ama bu adam onu öldürür. Neden öldürür biliyor musunuz? Bütün o yaşadığı sınıfsal kini orada açığa çıkarır. Buna ister yanlış bilinç değil, ister başka bir şey değil, sınıf kinini yönlendirenler toplumsal başarıya ulaşırlar. Bugün sınıf kinini kim yönlendiriyor, buna bakmamız lazım. Sınıf kini hangi düzlemde açığa çıkıyor? Sınıf kini, çok net bir bilgi bu. Sınıf kini hiçbir zaman sınıfsal bir yöntem, sınıfsal bir düzlemde açığa çıkmıyor. Kültür düzleminde açığa çıkıyor. Az önce verdim örneğini. Yani siz birazcık işte başka bir gazete okuyan ya da dövmeli, işte mini etek giyen kadına da yönleniyor. Tersi de doğru. İşte diyelim Cumhuriyeti savunan bir kadın varsa aşağıda köylü var. İşte bunlar aptal diye onlara yapıyor. Sınıf kini kültür düzleminde ortaya çıkıyor. Laik din, işte cumhuriyetçi, cumhuriyet karşıtı düzleminde ortaya çıkıyor. Birincisi bu. Dolayımlar var. Bu dolayımlar artık manipüle edilebilir halde. Yani 19. yüzyıl, hatta 20. yüzyıl kapitalist sistemiyle, klasik kapitalizm diye anlayın bunu. Bugünkü tekelci kapitalizmin mekanizmaları birbirinden çok farklı Ahmet Hocam. Bunu her şeyden önce Marksistlerin çok anladığını zannetmiyorum. Yani bakıyorsunuz mesela, çok basit bir örnek. Amerika'da ırkçılık var değil mi? İşte ırkçılar işte zencileri eziyorlar, işte kiliselere giremedi falan. Bakıyorsunuz Amerikan başkanı zenci. Peki ırkçılık kalktı mı ortadan? Yani şimdi düşünün, orada ırkçılık, ırk diye bir şey yok mu artık? Irk sorunu yok mu? Ya da bakın İskoçya'nın başbakanı bir Müslüman. İngiltere başbakanı Rishi Sunak, İngiliz, Hint kökenli. Allah Allah diyorsunuz, yani bu nasıl olur? İşte Londra Belediye Başkanı Said Khan, Pakistan asıllı. İşte ne bileyim, Belçika'da işte Göç Bakanı Türk asıllı bilmem kim. Bu çok tuhaf geliyor değil mi? Hani ırkçılık bunlar aştı mı? Hayır, aşmadı. Sadece mekanizma değişti. Bakın tekelci kapitalist sistemle bugün yaşadığımız klasik kapitalist sistemin bazı şey uygulamaları birbirinden tamamen farklı, hatta bazen birbirine zıt olarak da karşımıza çıkar. Yani şöyle söyleyeyim, Rishi Sunak bu arada Hint asıllı ama İngiltere'nin en zengin insanlarından bir tanesi. Kraldan bile daha zengin. Şimdi siz eğer sınıfı kadrajdan çıkarırsanız, sınıf düzlemini kadrajdan çıkarırsanız orada şöyle görürsün. Aa ne güzel, bakın ırkçılık sona ermiş. İngiltere'de kimse kimseye ırkçılık yapmıyor. Bakın bir Müslüman Pakistan asıllı orada başbakan bile olabiliyor. İçimize dönüp biz klasik et kafalı, klasik tekelci kapitalizmin periferi ülkelerinde hala o klasik ırkçılıkları, klasik gericilikleri yaşayan şeylere çevirip sorunu burada görürüz. Ama sınıf bilincini, sınıf kavramını kadrajdan çıkarırsanız bu böyledir. Rishi Sunak dediğim gibi onun en zengin insanlarından biridir. Ya da Belçika'da bir göçmen, göç bakanı olduğu zaman şundan emin olabilirsiniz. Size peşin söyleyebilirim, %90 haklı çıkar. Kesin göçmenlerle ilgili, göçmenler aleyhine bir şey çıkacaktır.
Göçmenler aleyhine bir şey Allah Allah. çıkması için beyaz birinin yapması mı daha mantıklıdır? Yoksa onu bizzat göçmen olan birinin yapması mı daha mantıklıdır? İngiltere'nin bir önceki başbakanı kısa sürede Liz Truss diye bir kadın başkan oldu, başbakan oldu. Kısa bir süre sonra devrildi. Rishi Sunak geldi. Bakın o kadın başbakanken bakanları vardı. Bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Surinam asıllıydı. Bir tane Kürt asıllı vardı. Bir tane Hint asıllı vardı. Rishi Sunak da onlardan bir tanesiydi. 9-10 tane böyle beyaz ve İngiliz olmayan bakan vardı. Buradan bakan bir takım kişiler, aa ne kadar güzel işte kabineye bakın, işte bizde bir işte Ermeni bakan olabilir mi, bir şey olabilir mi diye bunu bir ilericilik kisvesiyle yaptılar. Şunu söyleyeyim size, İngiltere tarihinin en sağcı, en göçmen karşıtı, en İngiliz bakanlar kuruluydu. İngiliz politikası uygulamak istiyorsanız İngiliz politikalarını en az İngiliz olan insanlara uygulatıyorsunuz. Hepsi bu. Bizde niye böyle değil? Çünkü biz klasik, hala klasik gericiliklerle uğraşıyoruz. Yani bizde kadınları ezmek, bir zenciye pis zenci demek klasik bir gericiliktir. Bunlar periferi ülkelerde, bizim gibi periferi ülkelerde olan sorunlardır. Tekelci kapitalizmi metropol ülkelerinde bunlar aşılmıştır. Neden aşılmıştır biliyor musunuz? Çünkü bir Alman'ı düşünün, bir göçmen Türkiye'den gelir, işte Uğur ve Özlem Şahin'le şey korona aşısını bulan kişiler. Bakın iki tane göçmen gitti, Almanya'da bilmem kaç milyar dolarlık bir şirketin başına geldi. Üstün Alman, beyaz Almanların başında yönetici olarak bu insanlar var. Eğer size 10 milyar euro, 20 milyar euro kazandırıyorsa bunun tekelci kapitalizm açısından bir farkı, bir mahsuru yok. Hatta tam tersine teşvik edilir. Çünkü klasik kapitalizmle tekelci kapitalizmi ayırdığım zaman şunu görürüz. Tekelci kapitalizmde eşit vatandaş yoktur. Eşit metadaş vardır. Bu bir metadaşlıktır. Yani bu metadaş zenci de olsa, bu metadaş göçmen de olsa, bu metadaş ne olursa olsun yeterince para kazandırıyorsa o insanlara, o insanlar bunu sorun etmez. Yani buradan bir insan gidip Amerika'da bir hastanenin başhekimi olabilir, bir bölümün direktörü olabilir, bir Koreli, bir çekik gözlü, bir zenci, bir trans. Bugün bizde olamayacak, herkes oraya gidip olabilir. Bu bir özgürlük göstergesi değildir. Bu sadece kapitalizmin tekelci aşamasındaki metropol ülkelerindeki bir uygulamadır. Ve çok da güzel bir uygulamadır. Bakın hepimizi uyutur. Oraya baktığımız zaman biz... Kapitalizmin birçok şeyi aştığını örnek olarak bizden iyi aşmadığını söyleriz. Çünkü oradaki çöpler çöp arıyorsanız klasik bir yönelimli Trump'a bakacaksınız. Mesela Trump gericiliği klasik gericiliktir. İşte kadın evinde oturur. İki cins vardır. Kadınlar ve erkekler. LGBT diye bir şey yoktur. Zenciler işte onlara karşı şey bakar, olumsuz bakar. Ama tekelci kapitalizmin güncel gericiliğine bakmak istiyorsanız ki tehlikeli olan budur. Teşhis etmek zordur. Demokratlara bakacaksınız. En büyük savaşları Amerika'da demokratlar çıkarır. Avrupa'da yeşiller çıkarır. Bir ay, yerde ay, savaş ay, olmasını ay. İstiyorsanız bunlar çıkarır. Eyvah. Uzatabilirim. Bir şeyim vardır. Yine dördüncü ciltte yazmıştım. Metaların insanlaşması ve eşit metadaşlık diye. Özetle şunu söyleyeyim. Çok konuşabilirim Ahmet Bey bu konuda ama. Ne demek hocam? Yani bu gecenin bana göre ihtişamı sosyoekonomik bir sorunken bu Marksizm kapitalizme karşı verilecek mücadele genel anlamıyla sosyoekonomikken hep ekonomistler bu işi ele aldı ve hep ekonomik yanıyla açıklamaya çalıştılar. Her şeyi Marx'ın kapitaline indirgediler ama sosyolojik yönü çok ihmal edildi ve sizin burada verdiğiniz mücadele de demeyeceğim. Ortaya kendinizi koyuş tarzınız sosyolojik yönünü de çok öne çıkaran, çok bilimsel anlamda yani sosyolojik manada kapitalizme karşı duramayışın ya da muhteşem bir şey oldu. Yani bu var. Yani ne demek istediğimi anladınız değil mi efendim? Evet. Çok bir de şeyi soracağım. Bugün çılgınca bir tüketim şehveti var insanlarda. Yani kapitalizme karşı gelenler, kapitalistleri suçlayanlar çok aşırı derecede tüketiyorlar.
ve üreticiyi tahrik ediyorlar. Bir yerde bildikleri halde yani kendileri o lüks yaşamını yaşayabilmeleri için uğurlarına, onlar adına çocukların merdiven altında öldüklerini bildikleri halde çıldırınca para harcıyorlar ve yani suçladıkları kapitalist de onlara üretim yapmak için zaten manyakça, delice şey yapıyor. Marx'ın döneminde, ya da Marx demeyeceğim, klasik dönemde de kapitalizme karşı gelen dönemde de bu kadar tüketim çılgınlığı var mıydı? Ben bunu bilmiyorum. Bunu da öğrenmek isterim. Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi dinamikler sadece bunlarla sınırlı değil. Tekelci kapitalizmle klasik kapitalizm arasındaki fark zaman zaman çelişki. Bunu söyleyebilirim. Birbirine zıt uygulamalar bile olabiliyor. Birbirine zıt uygulamalar. Yani şöyle söyleyeyim size. Irkçılık bugün niye tekelci kapitalizmin metropol ülkelerinde hiç kimse tarafından savunulacak bir şey değil. Yani düşünce dünyasında, sokakta yine olabilir ama düşünce dünyasında hiç kimse zenciler aşağıdır diyemez. Ya da kadınlar ikinci sınıf varlıktır diyemez. Hiçbir zaman böyle bir şey diyemez. Neden böyledir biliyor musunuz? Bu onların daha uygar olması, daha iyi şey haline gelmesi değil. Irkçılığa ihtiyaç yoktur artık. Çünkü ırkçılık düşüncesi, şöyle düşünün, Amerikan Kuzey-Güney Savaşı'nı düşünelim. O dönemde işte bir taraf daha tarım toplumu, bir sürü işte şeyler var, tarımsal üretim var. Yoğun bir iş gücüne ihtiyaç var. Diğer taraf sanayileşmiş, bu yoğun iş gücüne ihtiyaç yok. Bir tarafta köle emeği gerekiyor. Köle emeği gerektiği için, yani insan, kaba insan şeyi gerekiyor. Diğer tarafta ise köle pahalı bir şey. Yani siz bir şeker implantasyonunda köle çalıştırabilirsiniz. Bu mantıklıdır ve bu karlıdır. Ama diyelim bir fabrikaya geldiği zaman köle çalıştırmak pahalı bir şeydir. Kölelik pahalı bir şey şu anda. Bu nedenle kölelik orada kaldırılmış, 1865'te kaldırılmıştır. Hatta köleleri azat ettikten sonra bir süre sonra köleler geri dönüyor. Biz ne yapacağız diyor. Biz yani geçinemiyoruz. Tekrar eski halimize dönelim diye söylüyor. İnanılmaz şeyler bunlar. Birkaç dinamiği bilmek gerekiyor. Bir, tekelci kapitalizmle klasik kapitalizm arasındaki dinamik farkı. İkincisi, tekelci kapitalizmin metropol ülkelerindeki dinamiklerle periferi ülkelerdeki dinamikler de birbirinden çok farklıdır. Yani burada olan mekanizma ile orada olan mekanizma birbirinden çok farklıdır. Orada çok çevre duyarlılığı vardır ama burada gelir altın madeni çıkarır. Kanada'da yapamadığı her şeyi gelir Türkiye'de yapar. Suriye'de LGBT bireyleri binalardan atan cihatçıları destekler. Para yardımı yapar Batı ülkeleri. Hollanda diyelim. Bu net. Bu bilgi yani. Detayı verebilirim. Ama Hollanda'da siz bir LGBT hakkına karşı son derece hassas şeyler, kanunlar görürsünüz, uygulamalar görürsünüz. Onlara karşı çok hassastır. Şimdi aynı uygulamalardır bunlar. Yani Hollanda hükümeti Hollanda'da kendi topraklarında bir LGBT bireylere karşı son derece duyarlı, onların haklarını geliştirici, yükseltici bir şey yaparken Suriye'deki kafa kesen cihatçıları, LGBT'leri öldüren insanları desteklemektedir. Bu bir iş bölümüdür ve birbirini tamamlayıcı bir unsurdur. Kanada'nın göllerinin temiz olmasının nedeni buradaki Kaz Dağları'nda siyanür madeninin çıkarılması sebebiyledir. Oradaki siyanürler buralara süpürülür. Çevre duyarlılıkları orada vardır, burada değildir. Ve bu bizde de yoktu. Bu iş bölümünü bir kere mutlaka görmek gerekir. Eğer kölelik, emin olun, daha ucuza olsaydı orada köleler oluşurdu. Bu köleliği ama Hindistan'a, Malezya'ya, işte Türkiye'ye, merdiven altı ne dersiniz, işte 2 doların altında, 1 doların altında insanları, çocukları çalıştırarak, periferi ülkelere süpürerek kendi yerlerinde belli bir farklı uygulamaya geçmeye çalışıyorlar. Bu bir metadaşlıktır. Şunu söyleyeceğim özetle. Klasik kapitalist, klasik sosyalist metinleri okuyarak tekelci kapitalizm hakkında çok yanılabiliriz. Örneğin ses gitti. Sesiniz gitti hocam. Talan hocam. Sesiniz duyulmuyor. Derinden geliyor. Duyuyor musunuz? Şimdi duyuyoruz, evet. Komünist manifestoda burjuva sınıfının feodal değerlere karşı saldırıda bulunduğu, oradaki işte dini gelenekleri, dinsel şeylerin hepsini acımasızca söküp attığını,
oradaki feodal gelenekleri, dini gelenekleri alt üst ettiğini söyler. Şimdi 19. yüzyıl için, klasik kapitalizm için bu doğru. Yazıldığı dönemde gayet önemli bir tespitti. Ama bugün bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü biliyoruz ki biz burjuva sınıfı, bugün sermaye sınıfı, bırakın dini değerleri ya da gelenekleri yok etmeyi, onlarla mücadele etmeyi, tam tersine teşvik ediyor. Yani bakın, Orta Doğu'daki gericilikleri kim en çok besliyor? Orta Doğu'daki laik rejimlere karşı şeriat isteyen İslamcıları, siyasal İslamcıları kim destekliyor? Bakın, dikkat edin, bakın, üniversiteleri bile var. Exeter Üniversiteleri, İngiltere'de yapılan. Amerika'da Nebraska Üniversitesi vesaire, bunların her biri tamamen Komünist Manifesto'da yazanın tersine en arkaik, en gelenekçi, en dinsel, en yobaz şeyleri tam tersine teşvik ediyor. Bu tekelci kapitalizmin bir özelliği. Marx döneminde olmayan bir şey bu. Onlar kendi dönemini büyük bir öngörüyle yazdı. Çok evet. da doğru yazdı. Fakat bugün tekelci kapitalizmi anlamak istiyorsanız emperyalizm kavramı ve sonrasındaki Lenin'den sonraki şeyleri okumak gerekiyor. Eski dinamiklerle bugünleri anlayamayız. Metropollerin dinamikleriyle periferi ülkeleri anlayamayız. Hocam detayım çok ama hani burada boğmak istemiyorum. Muhteşem hocam. Merve, sana bir kez daha teşekkür edip bitiriyorum. Hocama davet etmiş olman, ben bu kadar kapsamlı bir kapitalizm eleştirisi ne daha önce hiç şahit olmadım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Taylan hocam, son iki soru alalım mı? Tabii tabii, benim için mahsur yok. Buyurun. Fikriye arkadaşımız el kaldırmıştı. Bir de Neslihan arkadaşımız. Neslihan buyur. Merhabalar. Taylan hocam, hoş geldiniz. Gerçekten çok değerli yazılarınızı, ben Yeni Gelen dergisiyle tanıdım sizi. Onlara, görme engellilere birkaç tanesini okumuştum. Evet. Hatta resimleri de betimlemesini yapmıştım. Orada 41. sayıda, Aralık 2021'de benim çok büyük aklımdan gitmeyen bir yazı kalemi almışsınız Dersim'le ilgili. O böyle hep aklımızı kurcalayan bir konuydu. Ama sizin o yazınız beni çok çok etkilemişti. Ve çok önemli bir yazınız gerçekten. Böyle bitiyor aslında. Yani çok kısa, ilk saygın yanlışlardan birisi, tarihteki bir olayda asla savunulamayacak, eksik, yanlış bir olguyu reddederken o olayın tamamını reddetmektir demiştiniz. Tabii ki çok değerli bir yazı. Bunu arkadaşların da okumasını tabii ki isterim. Şimdi ben size bir söz var ya, aydınların aydınlatamadığı halkı soytarılar aldatır. Cemil Meriç'in ünlü bir sözü. Bu siz Yeni Gelen dergisinde kitaplarınızla emek veriyorsunuz. Bakın, buraya da geldiniz, sağ olun. Gerçekten çok değerli bunlar. Sizin gibi aydınların bizleri yönlendirmesi, aydınlatması. Hocam, ben şunu soracağım. Örgüt kültürü neden gerçekleşemiyor ülkemizde? Bu çok önemli bir konu. Örgütleşemiyoruz, bir araya gelemiyoruz. Yani evet, aydınların bizi tabii ki yönlendirmesi çok önemli. Ama neden bu gerçekleşemiyor? Korku kültüründen mi? Ne olabilir, nasıl yapılabilir? Bunu soracağım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Neslihan Hanım. Sağ olun. O yazıda değerli, daha doğrusu öne çıkacak şey şu. Onu yazarken şöyle bir şey hesapladım. Çağdaş, klasik anlamıyla, gündelik hayatıyla çağdaş, Cumhuriyet değerleriyle barışık birçok insan var. Ve bu insanlar tarihin belli dönemlerindeki belli olaylarla öne çıkarıldığı zaman karşı tarafa atılıyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Cumhuriyetin kaba davrandığı, kötü davrandığı, haksızlık yaptığı bir takım insanlar var. Bunlara rağmen ne olursa olsun hala Cumhuriyeti savunuyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir şeyi yapmak gerekiyor. Tarihe bakarken doğru bir yöntemle bakmazsak bugüne çok yanlış sonuçlar çıkarırız. Tarihe sevme fiiliyle bakamayız.
Sevme fiili insanlar arasında, kişisel ilişkiler içerisinde olabilecek bir şeydir. Tarihi şu olayı sevdim ya da bu olayı sevmedim diye insani bir bakışla bakamazsınız. Tarih size kaba sorular sorar. Fransız devrimi iyi midir, kötü müdür? Fransız devrimine karşı çıkan herhangi biri var mı burada? Yok. Ben size işte o yazıda yazdığım gibi Fransız devriminde öyle çok kan akıtılmıştır ki, öyle çok katliamlar vardır ki şimdi Fransız devriminin dünyaya kazandırdıklarını savunmak için bu katliamları savunmak gerekmez. Bu katliamlar tarih hiçbir zaman steril olmamıştır. Hiçbir tarihi dönem, buna 1923 Cumhuriyeti de dahildir, 1917 Ekim devrimi de dahildir, bütün devrimler hiçbir zaman steril değildir. Birçok haksızlık yapılmıştır, birçok insan öldürülmüştür, haksız yere tutuklanmıştır, gitmiştir, gelmiştir. Tarihin içerisinden baktığımız zaman bir insani durum olarak anlaşılabilir. Bir insanın orada yakınını kaybetmiş bir insanın acısını elbette o insan yaşayabilir. Ama tarihe bakacaksanız şu soruyu sormak zorundasınız. Bu olay tarihte bir ilerleme midir, gerileme midir? Bu olay olmasaydı ne olurdu? Yani Fransız ihtilalinde çok kaba sorular vardır. Cumhuriyetten yana mısınız, kralcılardan yana mısınız? Hani Vendi katliamı olmayan ama giyotinle olmayan Robespierre'in Dalton'u öldürmediği bir Fransız devrimi yok. Tarihten uzaklaştıkça, tarihi olgudan uzaklaştıkça bu dengeye gelir. Ama Cumhuriyeti Salt Dersim katliamına indirgemek bu topraklarda yapılacak büyük bir haksızlıktır. Cumhuriyet Dersim katliamı nedeniyle bir cumhuriyet değildir. Bunu Cumhuriyet karşıtları da, Cumhuriyet savunucuları da aynı mantıkla baktığı için yazmak zorunda hissettim. Çünkü Cumhuriyet taraftarı olan insanlar bu olaya baktığınız zaman tarihi olguları inkar ediyorlar. Hayır, öyle bir şey olmamıştır diyor. Yani genelkurmay kayıtları var. Hayır, olmadı. Yalan. İnkar ediyor. Çünkü orada kötü bir şey olacağı zaman Cumhuriyet kötü ve tamamen atılması gereken bir şey gibi görülüyor. Cumhuriyet eğer iyi bir şeyse, ki kafasında iyi, o zaman bunu yapamaz. İyi insanlar ve kötü insanlar vardır. İyi devletler, kötü devletler yoktur. İyilik, kötülük, sevme, nefret etme, bu fiiller bireysel düzlemde geçerlidir. Tarihi düzlemde bakamayız. Tarihi düzlemde cumhuriyete nasıl bakarsınız? Tarihi düzlemde cumhuriyete şöyle bakarsınız. Cumhuriyet feodaliteye karşı bir devlet devrimdir. Cumhuriyet teokrasiye karşıdır. Cumhuriyet monarşiye karşıdır. Feodaliteye, monarşiye ve teokrasiye karşı olduğu ölçüde ilericidir. Karşı olamadığı ölçüde de gericidir. Her rejimin, her düzenin, her değişimin, her dönüşümün bir olanağı olduğu gibi sınırlılıkları da vardır. Cumhuriyet de bunlardan farklı bir şey değildir. Tarihi olgu olarak baktığımız zaman bu söylediğim nedenlerle kıymetlidir. Bunları yapamadığı nedenlerle de kıymeti azalır. Yani tarihe iyidir, kötüdür, şudur, budur diye bakmamak gerekir. Orada onu detaylarını yazmıştım. Merak eden okuyabilir şeyden. Şimdi örgüt konusunda partiler vesaireler... Şöyle söyleyeyim, tabii ki birçok şey söylenebilir ama ben öznel bir deneyimimi söyleyeyim. Hani örgütlü olmak iyi bir şeydir fakat ne zaman biri bana örgütlü olmak, işte gel partiye gelin, işte şöyle yapın, böyle yapın dediğin zaman, detayına indiğimiz zaman ya da bir süre bu ilişkiyi sürdürdüğümüz zaman söylediği şey şu: gel benim emrime gir. Yani ben bir şey diyeceğim, bizim bir parti var, bizim bir kurum var, biz burada şunları yapıyoruz, sen de buna tabi ol. Şu olmadığı sürece bir geri bildirim ya da alttan yukarıya eleştiri kültürü, katılım, beraber bir hareket olmadığı zaman bizim yaptığımız şey sadece emir ellerinizi arttırmaktır. Bu olduğu zaman da ortada çok fazla bir şey olmuyor gerçekten. Çok verimsiz oluyor. Bırakın partiye girmeyi, bir basit dergi çıkarırken bile, bir basit... En küçük bir birimde 5 kişilik, 10 kişilik bir yerde bile çok ciddi sorunlar çıkıyor. Bunları fazlasıyla yaşadım. O yüzden hani benim girdiğim gazete, yok dergi, şurada burada hepsi beni attı. Yani açıkça bir şey yazıyorsunuz. Tamam, tabii ki bir ortaklık olabilir ama atıyorum Hasan Ali Toptaş edebiyatı ile ilgili bir şey yazıyorsunuz. Hani bu kötüdür diye değil. Oturup 5000, 10000 sayfa yazı, kitap okuyorsunuz ve bir gerekçe söylüyorsunuz. Orada bir takım kişisel ilişkiler nedeniyle diyelim o oraya iyiyse bu şey oluyor, bir bilimsel temeli yok bunun.
Yani o kurumlar, o kurumsallaşma baştan bir yanlış ilişkilerle başladığı sürece bir sonu gelmez ve zaten de bu yüzden büyümüyorlar. Birçok değerli insan var orada, oralarda, birçok partide, sol partilerde. Tabanda gerçekten çok önemli insanlar var. Fakat bir adeta insan değirmeni gibi. 20 yaşında genç giriyor, 23 yaşında çıkıyor. 23 yaşında giriyor, 30 yaşın üstünde kimse neredeyse yok gibi giriyorlar, bakıyorlar, anlıyorlar. Bu kadar insan eğer bir yerlere girip çıkıyorsa orayı yöneten, orada inisiyatif alan insanların bir düşünmesi lazım. Biz nerede hata yapıyoruz diye. Ya da bakacak olursanız o yönetimlerin bazıları 30 yıldır orada. Bakın sadece şimdi vay diktatörlük, vay tek parti, tek yok, adam falan deniyor ama sosyalist partileri bakın onların içinde insanlar 30 yıldır yöneten, yani isimleri unutun, boş verin isimlerle şey diyeyim. Ya 30 yıldır hiçbir alttan kimse gelmiyor mu? Hiç kimse yetişmiyor mu? Hiç kimse yoksa bu çok önemli bir sorun. Birileri varsa ve hala siz oradaysanız bu daha da önemli bir sorun. Yani hiç kimse, ben şunu söylüyorum, bunu her şekilde genişletebilirsiniz. Dünyanın en büyük ödül, dünyanın en büyük yazarlarını bir jüriye koyun ve 3 sene 4 sene o jüriyi sürdürün, o insanlar yozlaşır. Dünyanın en donanımlı, en zeki insanlarını koyun bir kurumun başına. O kurum eleştirilmediği sürece, alttan geri bildirimler olmadığı sürece başka insanlar tarafından o düşünce havuzuna, kurumsal havuza birileri katkıda bulunmadığı sürece yozlaşır. Hiç kimse her şeyi tek başına bilemez. Yani bir parça yukarıda sorun olduğunu düşünüyorum. Yani bu kurumlar beni fazla, kişisel olarak söylüyorum, fazla sevmiyor. Tabanları çok seviyor ama tabanda çok fazla geri bildirimler alıyorum. Bir sürü yüzlerce mesaj, mail alıyorum ama yukarılarda hep bir sorun çıkıyor. Ben kişisel deneyimimi anlattım ama siz buradan bir şey çıkarabilirsiniz örgütle ilgili sorduğunuz soruyu. Hocam çok teşekkür ederim. Aynı düşünceye sahibim. Ben de TEMA'da, Çağdaş Yaşam'da çalıştım emekli olduktan sonra. Ama sizin dediğiniz gibi yıllarca birisi var ve onun emri altında çalışmak zorundasınız. Bir gelişme de olmuyor açıkçası. Birleşmiş kazanacağız. Nasıl olacak? Nasıl gerçekleşecek? Bize katılabilir. Birleşik değil. Birleşme simetrik bir birleşme değil. İnsanların yan yana bir arada gelmesi değil. Bir yerde biri var ve siz benim altıma, buralara girin, bize tabi olun, bizim dediklerimizi yapın. Birleşe birleşe kazanacağız derken aslında ne yazık ki. Hani, nasıl kazanacağız peki? Uygulama hakim. Nasıl kazanacağız? Zor bir soru soruyorsunuz. İnanın şimdi ben sunumumu yaparken en başta hep bir kısıtlama ve önce limitlerimi söyledim. Burada da öyle. Ben hani bir sorunu ortaya koyuyorum ama... Yani bunun yanıtını cevap vermek güç. Kurumsal bir şey olduğu kesin, bireysel olarak hiçbir zaman olamaz. Hani bu söylediklerim de ne kadar ikna edici olursa olsun sonuçta kişisel bir şeyle evet. Sınırlı ya da ufak kurumlarla sınırlı. Kurumlara karşı kurumlar. Ali Şeriati vardır. Dine karşı din diye bir kitabı vardır. Mantığı çok kıymetlidir. Her şey bir benzeriyle yenilir. Yani karşıda kurumsal, son derece örgütlü bir ideolojik savaş varken siz burada durup 3 kişi, 5 kişi doğruları ne kadar doğru söylerseniz söyleyin sadece cepheyi tutarsınız kurumsal bir şey olmadığı sürece. Malaparte diye bir yazar vardır. Curzio Malaparte. Caput diye bir kitabı vardır. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatır. Orada geçer. Başka yerlerde de yazılmıştır ama kökeni oradadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi ordusu gelir. Sovyetler Birliği'nde bir tane köyü ele geçirir. Her tarafı alır. Ondan sonra tam oturacak derken pat diye bir ses gelir. Karşı tarafta bir tane tüfek. Tek. Sonra 2 dakika sonra pat diye bir tane daha. Pat diye bir tane daha. Kimse yok. Neyse komandolar gider. Birini getirir. Oraya 14 yaşında bir çocuktur. Elinde bir av tüfeği. Orayı tutuyor ama. Şey acır. Nazi komutan acır. Öldürmek istemez. Meşhur bir hikayedir. Sonrası bilinir ama ben bu nedenle anlatmadım. Bir gözüm takma der. Hangi gözüm? Bilirsen seni öldürmeyeceğiz der. Çocuk sol gözünüz der. Neden der? O göz çünkü şey bir gözüm takma hangi göz der? Sol gözünüz. Çünkü o daha insani bakıyordu der. Şimdi bunu şu yüzden anlattım. O çocuk onlara karşı savaşı kazanamaz. Orada sadece bir cephe tutar. Arkadan birileri bir sistematik, örgütlü,
kurumsal bir ordu gelmediği sürece o çocuk sadece orada onları durur. Burası tam kaybedilmedi duygusu verir. Fazla da bir şey vermez. O yüzden tabii ki küçümsemiyorum bireysel şeyleri ama kurumsal bir örgütlü bir şey olmadığı sürece, karşı çıkış olmadığı sürece bunlar sadece böyle kendi aramızda konuşacağımız şeyler olur ne yazık ki. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler Taylan Hocam. Başka soru yok sanırım. Var mı arkadaşlar başka soru? Ben göremedim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben bir şey rica edeceğim yalnız Taylan Hocam da. Çok güzel kitaplar söyledi. Valla not alamadık. Onların isimlerini sana ulaştırabilirse çok ben memnun oluruz. Paylaşayım. Yani okumamızı istediğiniz. Hangileri olduğunu şimdi arada çok geçti ama siz hani Merve Hanım'a söylerseniz şu neydi diye bir hatırlatıcı ben yazabilirim. Yoksa belki 100 tane kitaptan söz ettik. Hani her birini tek tek bir de lafı geçti. Biz okuması istediğiniz kitaplar olsun. Hani okuyun dediğiniz kitaplar olsun. Dediğiniz kitaplar. Ha. Anladım. Tamam. Şeylerden bulabilirsiniz aslında. YouTube'da insan üzerinde dedikodular diye 4 bölümlük sunum vardı. Onların başında önerdiğim kitaplar diye bir bölüm var. YouTube'dan bulabilirsiniz ama sorarsanız yine ben söylerim her zaman memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.